Eğitim Atölyesi'ne hoş geldiniz. Bugün de sizlerleyiz. Bugün dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğunu konuşuyoruz. Acaba bu problem her alanımıza yansıyor mu? Hayatımızın her alanında bu problemle karşı karşıya kalıyor muyuz? En çok çocuklarda mı görülüyor yoksa yetişkinlikte de bu problem devam ediyor mu? Tedavisi var mı? Hepsini konuşacağız. Stüdyomuzda kıymetli misafirlerim var. Psikolog Şöyda Aksu, hoş geldiniz. Merhaba, hoş buldum. Ve çocuk ve genç psikiyatristi Tuğba Bilbay Kaynar, sizler de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Keyifler nasıl? İyiyim, çok teşekkür ederim. Sizler teşekkür nasılsınız? Ederim. Ben de iyiyim, teşekkür ediyorum. Daha öncesinde öğrenme güçlükleriyle ilgili birçok konuyu ele aldık. Disleksiyi konuştuk, işte otizmli çocukları konuştuk. Birçok farklı başlığı da ele aldık ama bu konuyu hiç detaylı olarak ele almamıştık. Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğundan bahsediyoruz. Özellikle son zamanlarda ailelerden ve öğretmenlerden sık duyduğumuz bir şikayet. Acaba dikkat eksikliği ve çocuk hiperaktivite bozukluğu son zamanlarda mı ortaya çıktı? Neden bu kadar sıklıkla karşılaşıyoruz? En çok duyduğumuz sorulardan bir tanesi. Çok haklısınız. Detaylandıracağız, daha fazla ayrıntı vereceğiz. Ama önce hatırlatayım yine, geçen haftalarda olduğu gibi yine bu haftada sizlere bir soru soracağız yine konuyla ilgili ve cevaplar isteyeceğiz sizlerden. Doğru yanıtlayan izleyicilerimize eğitim hediye edeceğiz yine. Hocalarımızın eğitimleri var. Onlardan faydalanma fırsatları bulacaklar. Hatırlatmış olalım. Yani bir 10 dakika içinde soruyu ekranlara vereceğiz. Sizlerle ara ara da paylaşacağız. Program sonunda kazananları açıklayacağız. Şimdi özel öğrenme güçlükleriyle beraber dikkat eksikliği diyoruz ve dikkat eksikliğini sanırım ikiye ayırıyoruz. Önce dikkat eksikliği, ardından hiperaktivite bozukluğu. Şimdi dikkat eksikliği nedir tam olarak? Önce buradan başlayalım dilerseniz. Şimdi öncelikle bu çok yerinde isabetli bir konu olmuş. Çünkü bizim çocuk ergen psikiyatrisi kliniklerinde 1/3 başvuru dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu belirtileriyle oluyor. Bu aslında tıbbi bir tanı. 1994 yılında DSM-4 dediğimiz tanılama sisteminde kriterleri belirlendi ve sonrasında 2013'te DSM-5 ile birlikte çok da bir değişiklik olmadı aslında. Gayet güzel tanımlanmıştı, çok küçük değişiklikler haricinde. Bu problem, alt tiplerini vesaire de konuşacağız ama şunu çok duyuyoruz ailelerden. Ya hocam, bizim zamanımızda dikkat eksikliği mi vardı? Bu kadar gündemde, neden şimdi bu kadar gündemde? Tabii şuna çok odaklanmak lazım. Şu anda çok fazla çocukların dikkatlerini vermesi gereken çok fazla şey var. Bu anlamda artık bu tanının varlığını, yokluğunu sorgulamayı ben çok işlevsel bulmuyorum. Çünkü bu ciddi anlamda çocukların, gençlerin, hatta yetişkinlerin de hayat kalitesini etkiliyor aslında. Şöyle bir algı oluşuyor ailelerde. Sanki bu sadece eğitimle ilgili, yani akademik başarıyla ilgili bir problem değil aslında Selva Hanım. Bu yaşamı etkileyen bir problem. Ve tedavi edilmediğinde, tedavi şansı kaçırıldığında sonrasında ciddi problemler ortaya çıkarabiliyor. Bu açıdan tıbbi bir tanı ve tedavisi mevcut olan ve tedaviyle birlikte çocukların kendi potansiyellerini yakalayabildikleri ciddi bir tanı aslında. Evet. Yani şimdi tedavisini kaçırdığımızda dedik ya, orada mesela çocuklukta mı ille tedavisinin olması gerekiyor, yoksa yetişkinlikte de tedavisi sonuç verir mi mesela? Şöyle, şimdi bu bozukluğun 3 tipi var, az önce de bahsettiğiniz gibi. Dikkat eksikliği baskın tip, yaklaşık %5-10'unu böyle görüyoruz. Hatta bu %5-10'da aileler bize şunu söyler: hocam çok ağır, yataktan kalkmıyor, sürükleyerek kaldırıyoruz gibi. Yani tam tersi hiperaktivite değil, bu çocuklarda yavaşlık görebiliyoruz. Bir de hiperaktivite ve dürtüsellik baskın tarafı var. Bu da yaklaşık %10-15 gibi. %80'de ikisinin bir arada olduğu komorbid tip var. Bu çocuklar nelerle başvurur? Aslında buna biraz dikkat çekmek istiyorum. Küçük, yani
kreş döneminde, ilkokul döneminde, ergenlikte ve yetişkinlikte farklı belirtiler olur aslında. Yani dediğiniz gibi her dönemde tanı konulabiliyor ve hepsinin tedavisi de birbirinden farklı olabiliyor. Mesela kreş döneminde işte yerinde durmuyor, çok hareketli, sağa sola sataşıyor, masaların üstünde geziyor, masanın altına giriyor, üstüne çıkıyor. Yemek saatinde sürekli hareket halinde gibi şeyler duyuyoruz. Okul döneminde işte okuma yazmaya geçemedi, ödev yaptırmak kabus gibi, saatler sürüyor gibi belirtiler görüyoruz. Ergenlikte daha içe kapanma, özbenlik, kendiyle ilgili benlik saygısında bozulma, yetişkinlikte sık iş değiştirme, her şeyden çabuk sıkılma, partner değiştirme, bir sürü alana, yaşamın bir sürü alanına iş değiştirme etkileyecek farklı farklı, yani her dönemde farklı belirtiler var aslında. Kısa bir giriş yapmamız iyi oldu. O zaman çocukluk döneminde olanlar da, ergenlikte olanlar da, yetişkinlikte olanlar da bu durumla karşılaşabilirler. Her açıdan bize sorunuzu iletebilirsiniz program boyunca. Ekrandaki numaralardan iletebilirsiniz sorularınızı. Program boyunca cevaplıyor olacağız. Şimdi Şüheda Hanım'a da dönmek istiyorum. Tabii. Bu konuyla ilgili sizler de çalışmalar yapıyorsunuz. Evet. Çocuklarla birlikte çalışıyorsunuz ve Tuğba Hanım da dikkat eksikliğinin alt tiplerinden bahsetti. Önce şunu sormak isteyeceğim daha net anlamamız için. Şimdi dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu her zaman bir arada olmak durumunda mı? Ayrı ayrı mı, yoksa sadece hiperaktif olabilir mi bir çocuk? Yani işte az önce Tuğba'cığımın da söylediği gibi aslında üç farklı tipi var. Bir dikkat eksikliği olarak görülebilen, bir çocuğun hiperaktivitesinin, dürtüselliğinin daha yüksek olduğu, bir de aslında ikisini bir arada görebildiğimiz. Bu tabii cinsiyetler arası da değişebiliyor. Erkek çocuklarında daha çok hiperaktivitenin yüksek olduğunu da görebiliyoruz. Ama dikkat eksikliği anlamında böyle çok bir cinsiyet ayrımına gitmiyoruz. Her iki cinsiyette de o dikkat eksikliği görülebiliyor. Tabii aileler daha çok işte o dikkat eksikliği akademik anlamda okula başladıktan sonra fark edebiliyorlar. Derste odaklanma olmadığında, işte ödevlere karşı böyle biraz daha motivasyon düşüklüğü olduğunda ya da işte o hiperaktivite yükseldiğinde yine o daha çabuk fark edilebilir bir durumda. Evet, şimdi ekranlara da gelecektir birazdan, onları daha detaylı açıklarız. Alt tiplerinden bahsettik, 3 tane var dediniz. Bunlara belki örnekler de verebiliriz. Bir yandan açıklarken Tuba Hanım. Şöyle, yani mesela dikkat eksikliği önde olan tip aslında daha çok kızlar bize böyle başvurur. Çünkü hani kız çocuk zaten çok hareketlilik olmadığında, dürtüsellik olmadığında bu çok gözle görülür bir şey, bir model gibi gelmiyor. Ve işte okumayı istemiyor, dersleri sevmiyor gibi algılanıyor bu kızlar. Ve maalesef hala toplumda hani kız okumasa da olur, yani çalıştığımız, ben Türkiye'nin birçok yerinde hizmet verdim. Bununla da karşılaşabiliyoruz ama aslında bu çocukların büyük kısmı, bu kız çocuklarının kapasitesi çok iyi olan ama dikkati dağınık olduğu için akademik başarıyı gösteremeyen, çabuk sıkılan çocuklar. Aksine hiperaktif olmadıkları gibi, az önce söylediğim gibi yavaş, ağır. Hocam hareketli mi çocuk diye sorduğumuzda, aksine hocam çok ağır, yataktan kalkmaz, sabah üstünü giymez, her şeye isteksizdir. Bu tip böyle bir tip. Aslında başlığa çok uymuyor gibi görünüyor ama bu bizim %5-10 sıklığında yani gördüğümüz bir tip. Yani en çok duyduğumuz şikayet o mu? Yani tembellik gibi mi algılanıyor? Yani dikkati dağınık, dikkatini sürdüremiyor gibi bir şey var. Aslında tam dikkatten bahsetmişken, dikkat eksikliği çeviri bir kelimedir. Çok bizim sevdiğimiz bir tanımlama değil. Sanki bu çocukların dikkati eksik, hiçbir şeye dikkatlerini veremiyor gibi bir algıya sebep oluyor ama aslında burada inappropriate hyperactivity ve yani dikkatte ve hiperaktivitede yeterli, uygun olmayış, yani uygunsuz bir dikkat var aslında burada. Uygunsuz dikkat şu demek: çocuk mesela işte derste hiç kimsenin dikkatini çekmeyen ince noktalara çok fazla dikkatini veriyor. Gereksiz, yani ders dikkat demek şu demek aslında. Biz şu an burada bir toplantı yapıyoruz değil mi? Benim size dikkatimi vermem, ortama vermem, kameralara bakmam. İşte bu dikkat bu. Ama ben işte arkada kameraman arkadaşa odaklanıyorsam, gelen bir ses beni hemen dağıtıp sizden o tarafa çeviriyorsa, bu işte uygunsuz bir dikkat. Yani bu çocukların dikkati var, eksik değil ama uygun değil. Uygunsuz bir dikkatleri var. Hatta bazen aileler diyor ki hocam tam tersine istediği bir şeye o kadar güzel dikkatini veriyor ki. Yani ya da işte bizim dikkatimizi çekmiyor mesela, geçtiğimiz yolda diyor ki şurada şu vardı.
Tam tersi bazı noktalara hiperfokus oluyor bu çocuklar. Ya çok odaklanıyorlar ya da evet, hiç odaklanamıyorlar. Aynen öyle. Yani aslında odaklanması gereken şeye odaklanamıyorlar. Mesela yetişkin dikkat eksikliğinde araba kullanırken hem kullanıp hem dikkat eksikliği olan insanlar mesaj yazabiliyor. Ama bu bizim istediğimiz bir dikkat değil. Ha öyle mi? Yani odaklandığında mesela odaklanabiliyorsa ona odaklanıyor. Ama biz yola, arkadan gelen arabaya, önden gelen, sağda ne var, solda ne var değil mi? Bu seçici dikkat. Yani bu olması kötü gereken sonuçlarda doğurabilir sonuçta. Doğurabiliyor zaten. Evet. O yüzden döne döne bunun üzerinde duruyoruz. Evet. Bu ciddi problemlere sebep olabilir. Bu anlamda dikkat eksikliği önde olan tipi böyle bahsedebiliriz. Evet. Hiperaktivite ve hareketlilik bize en çok getirilen tip. Çünkü bu tip çok sorun çıkarıyor. İşte çok hareketli, yerinde durmuyor. İşte mesela şöyle şikayetler duyuyoruz. İşte sınıfta bir tane anne bana geçen günkü şeyde hocam eli yetene yetişir, yetişmeyene laf atar. Yani bir şekilde dürtüsel bu çocuklar. İşte ona karışır, buna karışır, laf böler, araya girer, çok konuşur. Evet. Bu çocuklar daha çok erkek çocukları görebiliyoruz. Ama hani şunu da söyleyeyim, hiperaktivite de yine uygunsuz bir hiperaktivite aslında. Orada ilk başta bahsettiğim şey buydu. Bakın biz çocukların hareketli olmasını seviyoruz psikiyatristler olarak. Çünkü hareketli çocuk merak eden çocuktur. Biz bunu iyi bir şey bu. Ailelerde şöyle bir algı oluşuyor. Sanki işte benim çocuğumun hareketini azaltmak istiyorlar. Yani neden durdurmak istiyorlar ya da tedavi oldu çok sakinleşti. Hocalarımız şu örneği verir çok severim. Yani otobanda 180 ile gidiyor araba. Hı hı. Biz onu 40'a düşürmek istemiyoruz hızını. 120'ye çekmek istiyoruz. Yani orada yine uygunsuz bir hareketlilik var. Bir arada olan tip de her ikisinin birlikte olduğu aslında. Hı hı. Hem dikkat eksikliği hem hareketliliği. Onun işi daha mı zor? Yani şiddete göre tabii değişir. Hı hı. Hani semptom şiddetine göre, tanı konulma yaşına göre. Bunlarla hepsiyle ilgilidir aslında ama %80 tip en altta yazdığınız birleşik olan tip. Hı, yani %80 birleşik evet, olan tip. %5-10 dikkat eksikliği, 10-15 hiperaktivite ve aşırı hareketlilik. %5 mi dediniz? %5-10 gibi diyor aynen, bilimsel yayınlar. Ama birleşik tip en sık gördüğümüz tip aslında. Evet, yani çocuğunuzda veya direkt olarak kendimizde dikkat eksikliği de olabilir sadece. Her ikisi de birlikte olabilir. Kesinlikle. En yüksek oran da burada. Evet. Ve hiperaktivite de olabilir sadece. Onda da %15 mi demiştik? %15, 10-15 evet, diyebiliriz. Evet. Evet. Farklı oranlar var. Bunun ayrımını yapmamız da iyi oldu. Genellikle çünkü birlikte kullanılıyor. DEHB diye de kısaltması var. Şimdi bunlardan bahsederken aynı zamanda özel öğrenme güçlükleri de var ayrıyetten. Mesela disleksi bunlardan bir tanesi. Burada mesela bunların ayrımlarını yapmak da zorlaşabiliyor Şöyda Hanım. Hı hı. Mesela diğer özel öğrenme güçlüklerinden bunları nasıl ayırt edebileceğiz? Çünkü bir yerde sanki hepsi birbirine karışıyormuş gibi bir algı evet, da oluyor. Yani aslında alan içerisinde gördüğümüzde ikisinin çok birlikte de görüldüğünü görüyoruz. Evet. Dikkat eksikliği olan bir çocukta bir disleksi değerlendirmesi de alırız mutlaka. Ya da disleksi şüphesiyle gelen bir çocukta yine bir dikkat eksikliği var mı diye de bakılır. Çünkü evet ayrı ayrı görülebildiği gibi dediğim gibi alan içerisinde bunların çok birlikte de olduğunu görüyoruz. Tabii zaman zaman işte aileler açısından özellikle çok karışıklığa da sebep olabiliyor. Çünkü dediğiniz gibi çok iç içe de geçmiş bir durumda. Ama dediğim gibi birlikte görüldüğü için aslında çocukta işte böyle bir yönde var mı, disleksiye eşlik eden bir dikkat eksikliği de var mı diye orası bizim ayrıyeten baktığımız bir nokta aslında. Evet. Daha da işliyor olacağız bu konuyu, detaylandıracağız. Çünkü gerçekten her konuyu biraz daha derinlemesine işlediğimiz zaman programda başından sona kadar izlenildiğinde gerçekten bir fikir sahibi oluyorsunuz. Daha iyi ayırt ediyorsunuz. Hatta sizde varsa veya çevrenizde varsa aileniz olabilir, arkadaşlarınız veya çocuklarınız olabilir. Daha dikkat kesiliyorsunuz ve onlarda meydana gelen bu problemleri daha farklı adlandırıyorsunuz bir süre sonra. Eskiden çok olurdu mesela bu problem aslında eskiden beri vardı ama şimdi daha çok adından bahsediliyor. Çünkü şimdi daha çok biliyoruz. Eskiden işte dik başlı diyebiliyorduk, yaramaz diyebiliyorduk özellikle çocuklar için. Patavatsız, evet, şımarık. Yani çocukları böyle bir adlandırıp var, evet, şöyle bir kenara itiyorduk evet, tabiri caizse. Ama şimdi bu konuyla ilgili farkındalıklarımız oluşmaya başladı. O yüzden faydalı olacağını düşünüyorum bu yayının. Şimdi o sorumuzu sormak istiyorum ben. Ekranlara gelsin o soru. Bu soruya doğru cevap veren izleyicilerimize eğitim hediye edeceğiz. Programın sonunda kazananları açıklayacağız. Soruyu okuyorum.
Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu ile ilgili doğru bilgi hangisidir? A seçeneği, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu büyüyünce geçer. B seçeneği, tüm çocuklar hareketlidir dikkat eksikliğine sahip olan. C seçeneği, yine dikkat eksikliği ve hiperaktiviteli çocuklar dikkatini sevdiği şeylere verebilir. Son seçeneğimizde bunun ilaçları bağımlılık yapar. Hangisinin doğru olduğunu düşünüyorsanız o seçeneği bize mesaj yoluyla veya arayarak ekrandaki numaralardan iletebilirsiniz. Program boyunca ara ara yine hatırlatıyor olacağız. Cevapları sizden bekliyor olacağız. Yine sorularınız da varsa iletebilirsiniz programla ilgili. Şimdi Tuğba Hanım, dedik az önce de dedik, modern çağda neden adından bu kadar çok bahsediliyor? Eskiden neden bunu daha az biliyorduk? İşte farkındalık olduğunu söyledik. Şimdi neler değişti peki? Şimdi ben, siz az önce hani çocukları önceden etiketliyorduk dediniz ya, ben hep ailelere şunu söylüyorum. Çocuğunuz gelişim basamakları ilerlerken 1,5 yaşında hala yürüyemiyor diye çocuğunuza öfkelenir misiniz? Bağırıp çağırır mısınız? Neden yürüyemiyorsun? Hadi artık ayaklan, yaşıtların kalktı yürüyor demiyoruz değil mi? Onu anlamaya çalışıyoruz. Aslında bu problem de öyle. Çocuğa öfkelenmek yerine onun bunu özellikle yapmadığını, bunun bir problem olduğunu anlatmak bile, biz buna psikoeğitim diyoruz aileye. Bu bir hastalık, bunun bir sebebi var. Çocuk bunu sizi sinir etmek için, öğretmenlerini sinir etmek için, arkadaşlarını işte bir şekilde gıcık etmek için yapmıyor. Bunu istemeden yapıyor. Aslında bu bir problem. Neden modern çağda daha fazla? Dediğim gibi çünkü dikkati dağıtacak daha fazla uyaran var şu anki çağda. Bunların tabii ki etkisi var. Tabii bir de farkındalığın artmasının etkisi var biraz daha. Biraz daha insanlar bu bakış açısıyla bakıyor. Bu konuda öğretmenlerimiz harikalar. Çok farkındalar, hemen yönlendirmeler yapıyorlar. Bize de çok destek oluyorlar. Biz okullara formlar gönderiyoruz, arayıp bilgi alıyoruz. Bu noktada da öğretmenlerimiz bize çok yardımcı oluyorlar, rehber öğretmenler. Hocam böyle bir problem var deyip bir hekime, çocuk ergen psikiyatrisi uzmanına yönlendiriyorlar ve o anlamda destek alıyorlar. Çünkü eğer bu çocuklar zeki ise daha çok atlanıyorlar. Yani zeki çocuk hareketlidir, zeki çocuk akademik gerilik olmuyor bu çocuklarda zeki oldukları için. Ama ne oluyor? Bir şekilde geçiriyor ergenlikte artık akademik düşüşle birlikte çocuk bu durumdan etkilenmeye başlıyor aslında. O yüzden erken tanımak ve yön vermek çok önemli. Çünkü şimdi Selva Hanım, mesela ben hastaları değerlendiriyorum, gelen çocukları. Aile işte çocuk 8. sınıfta, 9. sınıfta, 10. sınıfta tedavi başlıyoruz. Ama şimdi bu ilaç dikkati topluyor ama açık olan bilgi eksiğini yerine koymuyor. Bu kadar yıllardır ciddi bir bilgi problemi var ya da etiketlenmelere sebep oluyor bu durum. O yüzden erken tanının üzerinde bu kadar duruyoruz. Yani 1. sınıfta çocuk okumaya çok geç geçmiş, aile çok yıpranmış, süreç çok uzamış. Hep istiyoruz ki o dönemde başvurulsun. Bu bizim özellikle üstünde durduğumuz bir konu aslında. Evet. Bu yayınlarda da insanlara ulaşması, sizin hani bu anlamda desteğiniz çok büyük. Çünkü yani karşımıza gelen birer ikişer muayenede, poliklinikte bunu anlatmaktansa buralardan anlatabilme fırsatı çok kıymetli. O açıdan da ayrıca teşekkür ederim size. Evet, ben teşekkür ediyorum. Güzel bilgiler veriyorsunuz. Programımızın adı Eğitim Atölyesi. Ama bu konular eğitimi etkilese de hayatımızın her yönünü etkiliyor ve hayatımız boyunca bir eğitimdeyiz aslında. Böyle de varsayabiliriz. Şimdi tabii hiperaktivite bozukluğu ile ilgili de çok fazla şikayet de geliyor. Şimdi dikkat eksikliği kimimizde olabiliyor. Bu çok böyle dikkat edilen bir durum olmayabiliyor daha doğrusu. Ama biraz daha sanki hiperaktivite bozukluğu da ona eşlik ettiği zaman daha ön plana çıkıyor sanki. Peki yani şöyle sorular da var. Şimdi ben düşünüyorum, genel olarak nöro gelişimsel bir bozukluk olduğu söyleniyor ama tam olarak neden oluşuyor mesela? Genetikte bilgisi var mı? Sonradan mı oluşuyor? Bizim bu kullandığımız teknolojik aletler bu durumu besliyor mu Şeyda Hanım? Genetik bir geçiş çok yüksek zaten dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğunda.
böyle genetik bir geçişle birlikte aslında çağın ve uyaranların artmış olmasıyla birlikte de aslında belki biraz daha fazla görüyoruz ve biraz daha fazla maruz kalıyoruz bu duruma. Çünkü işte artık çocuklar doğduğundan itibaren telefon, tablet, bilgisayar çok fazla uyaranın gelmesi, çok küçük yaşlardan itibaren o ekrana maruz kalmaları bu yönü biraz daha pekiştiriyor. Hmm. Yani zaten altyapısı olan bir çocuk bir de böyle bir yöne maruz kaldığında aslında ortaya böyle bir tablo çıkmış oluyor. Belki silinip gidebilecek, belki çok fazla aşırı hayatını etkilemeyecek bir noktadayken artık günümüzdeki bu uyaranlarla birlikte daha fazla şekilde gündeme geliyor ve çocuk da buna daha fazla maruz kalmış oluyor. Hmm. Keza işte hiperaktivitede çocuk işte doğduğundan beri aslında bunu yaşıyor ama artık günümüz çocukları daha böyle ev içerisinde olduğu için, daha kapalı ortamlarda yaşadıkları için zaten o enerjiyi atabilecekleri bir sokak ortamı, daha böyle oyunlar bunlar olmadığı için sürekli onların yöneldiği kısım yine tablet, yine bilgisayar oluyor. Bu sefer yine uyaran daha fazla olmuş oluyor. Ve bu böyle bir kısır döngü şeklinde aslında hayat boyu devam ediyor diyebiliriz. Evet. Belki sadece çocukları değil bizleri de çok etkiliyor tabii, değil mi bu uyaranlar? Hı-hı. Hatta kitap okuma süremiz bile çok kısaldı. Hı-hı. Özellikle son zamanlarda. Ben çok küçük bir ek yapmak istiyorum şunun için. Şimdi poliklinikte yani muayene yaparken kliniklerimizde annelerimiz bazen kendini çok suçluyor, üzülüyor. İşte ben çok ekrana maruz bıraktım ya da şöyle oldu şartlar gibi. Ama ben hem bir anne olarak hem de bir çocuk ergen psikiyatristi olarak şunu söylemek istiyorum. Bu kimsenin suçu olan bir durum değil. Bir kere öncelikle onu söylemek istiyorum. Genetik geçişi çok fazla. Bu çocukların %50 annelerinde babalarında da bu problem var. Aynı zamanda çevresel faktörler de etki ediyor. Düşük doğum ağırlıkları, erken doğum. Çocuğun erken doğum, gebelikte annenin nikotine maruz kalması, sigara içmesi. Bunu özellikle belirtmek istiyorum. Çünkü nörogelişimsel bozukluk demek aslında çocuğun beyin yapısının anne karnında geliştiği dönemde bazı problemler olması, bazı alanlarda gelişimi yakalayamaması ya da farklılıklar, işleyişle ilgili farklılıklara sebep olacak bir yapısal farklılıkların oluşması. Şimdi nikotin dediğim gibi o çocuğun dopamin dengesini etkilediği için temelde annenin gebelikte sigara içmesi aslında bebeğe besleneceği kanı götüren damarlarda kasılmaya neden oluyor. Ve çocuk yeterince oksijenlenemediği için beyin de dahil olmak üzere otizm, öğrenme güçlüğü, tik bozukluğu, konuşma bozuklukları, dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu gibi nörogelişimsel bozukluk kümesindeki bütün hastalıklar için risk artıyor. O yüzden döne döne bunu söylüyoruz. Gebelikte sigara içilmemesi çok önemli. Çevresel faktörler de önemli bir noktada. Ama en büyük sebep genetik faktörler. Eğer bir ailede biz bir çocuğa dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu tanısı koyduysak diğer kardeşte de bu sıkıntının olma ihtimali 2-8 kat daha yüksek. Hatta polikliniğe gelince bir meslek hastalığı mı dersiniz artık buna bir yani birkaç kardeş aile beraber geliyor. Biz ister istemez gözüm diğer çocuklara kayıyor. Onlar nasıl? Yani çocuğa bir şey soruyorsun oradan abi atlıyor cevap veriyor. Sabredemiyor ya da bir şekilde dönüyor her yeri merak ediyor. Aslında çocuk için gelmişler ama yani o çocuk için gelmişler ama abi de çok dahil olabiliyor mesela. Hı. Çünkü çok genetik geçişi olan bir problem aslında bu problem. Peki görünme sıklığı nedir toplumda mesela belirli bir rakam ya da? Şöyle aslında toplumlar arası farklılık gösterebilir. Ama Türklerde hatta böyle sunumlarda şunun üzerinde çok durulur. Hani böyle uluslararası sunumlarda da. Türklerde işte Sella Turcica denen beyinde bir bölge var. Orası eğer anlamına gelir. Türkler savaşçı, keşfeden, işte bir toprakları almak isteyen böyle bir yayılmacı bir toplumuz biz aslında. Bir yerleri keşfetmişiz, gitmişiz, almışız, topraklarımıza katmışız. Yani Türklerde oran fazla. %12. Genel oran %7. Ama bizde 10 çocuktan birinde dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu var. Türkiye içinde de bölgesel farklılıklar gösteriyor. Trabzon'da, Karadeniz'de daha yüksek mesela. Öyle mi? Yani, kesinlikle yani ben çok İstanbul'da ciddi. İstanbul'da daha yüksek olmasını beklerdim. Şimdi neyse. İstanbul biraz daha şöyle hani şeye göre biraz daha karışık bir yer. Ama oransal kastettiğim şey hani belli bölgeler daha böyle hareketli olabiliyor. Yani biraz böyle genetik temeli o anlamda olan bir durum. Ama Türkiye'de son çalışmalar %12 diyor. 10 çocuktan bir tanesinde yani 30 kişilik bir sınıfta 3 çocukta dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu var. Fark ediyoruz ya da fark etmiyoruz.
Evet. Peki mesela dediniz ya ailede birinde varsa diğerlerinde de görünme olasılığı oluyor diye. Mesela ilk çocuk doğma olasılığı mı daha fazla yoksa mesela 4 kardeşli bir aile en küçük doğma olasılığı olduğunda diğerlerinde de sizce var mıdır ya da bilmiyorum. En küçük şimdi bu sadece genetik faktörlerle olsaydı bununla ilgili net bir oran vermek kolay olurdu. Ama çevresel faktörler de etkilediği için o çocuk düşük doğum ağırlıklı doğmuştur, diğer kardeş doğmamıştır. Annenin İşte bu gebelikteki sigara maruziyeti. Yani çevresel faktörler de işin içine katıldığı için genetikle birlikte birinci kardeşte böyle, ikincide böyle, üçüncüde böyle gibi net bir şey söylemek çok doğru olmaz. Ama otizmde de bu vardır. Birinci çocuk, yani bir çocuk otizmle doğduysa diğer çocuğun otizmle olma ihtimali artar. Bu biraz hani net olarak bunu söylemek daha doğru olur aslında. Evet, gerçekten güzel bilgiler veriyorsunuz. Ben şimdi daha da merak ediyorum. Faydalı olacağını da düşünüyorum. İnşallah. Sorumuzu tekrar hatırlatalım izleyicilerimize. Şimdi programı da aslında izledikleri zaman soruya doğru yanıt verme olasılıkları da artacaktır eminim. Biz şimdi açı açı da gidiyoruz. Soruyu tekrar edeyim o zaman. Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu ile ilgili doğru bilgi hangisidir? A seçeneği büyüyünce geçer. B seçeneği tüm çocuklar hareketlidir. Bu durum. Probleme sahip olan. C seçeneği bu çocuklarda dikkatini sevdiği şeylere verebilir. D seçeneği de bu soruna sahip çocuklar ilaç kullandıklarında ilaçları bağımlılık yapar. Bu 4 seçenekten hangisinin doğru olduğunu düşünüyorsanız ekrandaki numaralardan bizlere iletebilirsiniz. Doğru seçeneği bize ileten 10 kişiye diyelim. 10 kişiye eğitim hediye edeceğiz. Hocamızdan eğitim kazanacaklar. Tekrar hatırlatmış olduk. Şimdi devam edelim. Belirtileri var dedik. İşte çocuklukta biraz daha farklı. Yani şöyle biliyorum ben de çocuklukta olan belirtiler yetişkinlikte daha farklı bir boyut alabiliyor. Artık biraz daha o dar alandan çıkıp daha geniş bir şeyi kapsıyor. Seçimlerimize kadar yansıyabiliyor mesela. İşte duygusal durumumuza kadar etki edebiliyor ve hiperaktivite durumu sanki biraz daha yetişkinlikte azalıyor gibi. Onları sizlerden dinlemek isteyeceğim. Ekranlara da gelecek. Bu belirtiler neler? İşte hatta şöyle de sorayım. Çocuklukta diyoruz ama bu belirtiler mesela ne zaman başlıyor Tuğba Hanım? Şöyle erken çocukluk dediğimiz okul öncesi dönemden itibaren görürüz. Hatta bazen anneler der ki hocam karnımda bile durmazdı. Yatırmazdı beni, çok tekmelerdi. Yani bu tamamen o problemin şiddetine göre değişir. Hani her anne bunu söylemez ama bunu söyleyen annelerle de karşılaşırız. Kreşte işte hocam bizi sürekli çağırırlardı, hiç durmuyor, koşup koşup sınıftan kaçıyor. Herkes yemek yiyor, o bir tane alıyor eline ısırıyor, bir yandan turluyor masaların etrafında gibi belirtiler duyabiliyoruz. İşte arkadaşlarına vuruyor gibi şeyler duyabiliyoruz. Biz istiyoruz ki aslında okul öncesi dönemde bu fark edilsin ve aileler başvursun ki ilkokul döneminde birinci sınıfta çünkü daha kurallı bir yer var. Orada herkes oturacak bir şeyler öğrenmesi lazım. Oraya bir hazırlık yapalım. Yani erken başvurursa aile oraya bir hazırlık yapalım istiyoruz. Ama diyelim ki bu aşama da geçti. Çok problem değil ama mutlaka ilkokulda birinci sınıfta Aralık, Ocak oldu, Şubat oldu. Hala bu çocuk birleştiremiyor. Harfleri okumakta hala çok zorlanıyorsa, zihinsel gerilik, öğrenme güçlüğü gibi belirtiler de tabii buna neden olabilir. Bir sürü şey neden olabilir ama çocuğun mental kapasitesinin ve öğrenmesinin normal olduğunu düşünüyorsa öğretmen ama hala ya zeki çocuk aslında başka şeylere cevap veriyor, anlıyor ama neden hala öğrenemedi diyorsa mutlaka bir çocuk ergen psikiyatrisi uzmanına başvurmalarını istiyoruz. Çünkü öncelikle tabii biz bu alanda arkadaşlarımızla birlikte çalışıyoruz. Psikolog arkadaşlarımız, öğrenme güçlüğüyle özel işte çalışan, özel eğitimi destekleyen kişiler, psikolojik danışmanlık ve rehberlik öğretmenlerimiz bir ekip işi içinde çalışıyoruz ama tedavinin en başında tanı var. Tanı koymadığımız bir şeyi tedavi edemeyiz. Tanıyı da sadece çocuk ergen psikiyatrisi uzmanları koyar. Ve şimdi şöyle de bir şey var. Yani çocuğun dikkat eksikliği olabilir. Mesela 10 kişi başvurur dikkat eksikliği için. 3 tanesi dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu çıkar. Kalan 7 şey başka şeyler çıkar. Çünkü dikkati sürdürmede zorluğa neden olan bir sürü şey var. Yani bedensel organik bir hastalığınız varsa dikkatinizi sürdüremezsiniz. O gün arkadaşınızla eşinizle tartıştıysanız ya da çocuk çok üzüldüğü bir şey olduysa dikkatini sürdüremez. Depresyondaki kişi, kaygı bozukluğu yaşayan kişi, yani bir sürü problem var aslında dikkat eksikliğine sebep olan. Doktor bunun içinden yani bu grubun içinden
gerçekten dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu olan kişileri önce ayırıp bu tanıyı koyar. Ona göre bir tedavi programı ve planı çıkarır. Bu açıdan mutlaka doktora başvurmak gerekir. Bazen aileler işte tedaviyle ilgili kaygıları olduğu için, çocuğunun etiketleneceğinden korktuğu için maalesef başvurular gecikebiliyor. Bu hiç istemediğimiz bir şey çünkü bu çocuklar hareketli olduğu için, çok dürtüsel olduğu için etiketlenebiliyorlar Selva Hanım. Yani evet, artık evet. Anneyle ilişki bozuluyor. Anne diyor ki artık diyor yeter diyor bizim bir ödev yapmamız diyor. Birinci sınıfta bir sayfa yazı yazılacak. 3 saatte yapıyoruz hocam diyor. Bir satır yazıyor, evet. İniyor, kalkıyor, bir su içeceğim, tuvaletim geldi, gidiyor, geliyor. Böyle olunca da anneyle iletişim bozuluyor. Çocuğun öğretmeniyle iletişimi bozuluyor, arkadaşlarıyla iletişimi bozuluyor. Sonunda da işte bunun suçlusu çocuk olarak belirleniyor. Ama çocuk dediğimiz gibi yani geç yürüyen bir çocuğa nasıl ki öfkelenmemeliysek, bu çocuklara da öfkelenmemeliyiz. Onları önce bir uzmana götürüp durumu netleştirmeli ve bir plan, bir yol belirlemeliyiz aslında. Bu aklımıza gelen son seçenek oluyor sanki. Böyle bir şeyi biz dibine kadar zorlamayı seviyoruz. Evet. Olmuyorsa tekrar deniyoruz. İşte hiç demiyoruz bu ödevler mi fazla? Acaba bu çocuk niye odaklanamıyor? İşte televizyon izlemek istiyor. Yapmak istediği başka şeyler var. Aslında o yüzden odaklanamıyor dersine. Yoksa yapar. Ama bunu da hiçbir zaman görmüş olmuyoruz yani. Acaba gerçekten istediği zaman yapıyor mu ödevi? Buraya da biraz bakmak gerekiyor diye düşünüyorum. Başka hangi durumlarda zorluklar yaşıyorlar şu edan, özellikle çocuklarla? Hı hı. Okul öncesi dönemde daha böyle hareketli oldukları bir dönem aslında. Hiperaktivitenin yüksek olduğunu görebiliyoruz. Özellikle ana sınıflarında, ana okullarında yaşıtlarına nazaran o farkındalık biraz daha ortaya çıkıyor aslında. Yaşıtlarıyla o ilişkilerinde daha zorluk, bir etkinlik yaparken onu bitirememe halleri ya da işte susması gereken, durması gereken bir noktada bunu yapamıyor oluşu aslında biraz göze batmaya başlıyor. Ama işte az önce de söylediğimiz gibi işte biraz heyecanlı bir çocuk, biraz hareketli bir çocuk diyerek çok o farkında olmak da istemiyoruz galiba. Buralarda biraz böyleyken artık okula başlamasıyla birlikte Tuğba hocamın da söylediği gibi artık akademi anlamında da zorlanmalar çıkabiliyor. Tabii her çocukta değil ama büyük çoğunluğunda diyelim. Böyle bir zorlanma çıktığı zaman da işte aslında çok iyi, çok akıllı benim çocuğum ya da öğretmen öğrencisi için bunu söylüyor. Ama olmayan bir şeyler var. Yani işte okuma yazma ya da okuma yazmayı öğrendiyse dikkatini verip dersi dinlemiyor. İşte konuşmak istiyor. Bir nevi ders sabote edilmiş oluyor. İşte ödevler konusu çok kısa, hemen yapıp bitirebileceği bir şey ama o anda dediğiniz gibi gidip televizyon izlemek istiyor. Bu noktada da mesela ailelerin kafası çok karışıyor. Diyor ki mesela aile 3 saat bilgisayar oynayabiliyor ama demek ki dikkatinde bir problem yok. Hayır, oradaki uyaran onu orada tutuyor ama aynı uyaran o kağıtta yok ya da o ödevde yok. Bu yüzden de aslında orada 3 saatini veriyor olabilir ama bu çocuk da hala bu tanı var olabilir. Bu yüzden bu kısımlar artık bizim için çok aileler için en azından çok böyle kriter olmaktan çıkmalı. Belki bunu söyleyebiliriz. Çocuk işte 3 saat oyun da oynayabilse, 4 saat başka bir şeye odaklanabilse buna fazlaca fokuslanmış oluyor. Ama işte eğitim anlamında, ödev anlamında buralarda maalesef ki dikkati çok sağlayamıyor. Okul döneminde de bunları görebiliyoruz. Evet. Ve kız erkek olarak da baktığımızda kız erkek çocuk olarak genelde erkeklerin yapmama olasılığı daha yüksek oluyor. İşte erkeklerin bilgisayarla oynamaları, başka bir şeyle ilgilenmeleri. Yani sanki kız çocuklarında değil de erkekler yaptığında bu daha normal karşılanıyor. Ama hiç bilmiyorum böyle bir durum akla geliyor mu acaba, aileler aklına getiriyor mu? Şimdi kızlar olduğunda siz dediniz ama böyle hani kızların okuma yazma oranına göre belki çok dikkat edilmiyor diye ama... Erkeklerde bu sanki normal bir davranış gibi de kabul ediliyor. Bu konuda neler söyleyebiliriz Şüveda? Ya daha kültürel bir yerde aslında. O erkek çocuğunun daha hareketli olması, işte daha böyle ödevini yapmayışı, daha böyle istediği şeyi yapıyor oluşu biraz daha bizim kültürümüzün de kanıksadığı bir durum. Kız çocuğu daha derli toplu olan, işte daha ödevini işte bilen, yapan, daha nizamlı, daha tertipli olarak gördüğümüz için o farklılık biraz oradan da çıkıyor olabilir. Hem de işte az önce de söylediğimiz gibi o hiperaktivitenin erkek çocuğunda daha yüksek olmasından da kaynaklı olarak yaşanan bir durum olabilir. Ama aile gözüyle, biraz daha toplum gözüyle baktığımızda aslında tamamen cinsiyetlerden beklediğimiz durumlarla alakalı bir durum. Evet. Bir de tabii şey de var, şöyle daha hocam çok güzel söyledi. Nörogelişimsel bozuklukların hepsi erkeklerde daha sık görülür.
Yani öğrenme güçlüğü, dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğunda bir tek dikkat eksikliği baskın tip kızlarda çok görülür. Hmm. Yani erkeklere oranla. Ama bu hastalıkların yani otizm, öğrenme güçlüğü, tik bozukluğu, dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu hepsi erkeklerde çok görülür. Bir nedeni var mı bunun? Bunun nedeni bir sürü, benim test konumdu bu. Hmm. ÇAPA'dan uzmanlığımı alırken neden öğrenme güçlüğü daha çok erkeklerde görülüyor? Yani bu hormonal faktörlerle mi ilgili, bu genetik faktörlerle mi ilgili? İşte hiperandrojen teorisi diye bir şey var. Yani androjenin, testosteronun buna neden olabileceğiyle ilgili. Ya da işte XY erkek, XX kız cinsiyet, diğer X sorunu kompanse ediyor ama XY'de tek X var. Yani her kromozomdan birer tane var. Yani bir sürü teori var. Hormonların buna neden olduğunu söyleyen teoriler var. Ama şöyle, hatta TUS döneminden bir böyle hatıramdan bahsedeyim. Hocamız şey demişti. Şıklarda bir şey erkeklerde sık görülür diyorsa bütün tıpta, bunu söyleyen hoca da bir erkek bir hocamızdı. Biz şanssız bir tarafız aslında. Onu yani o doğru değildir. Erkeklerde genelde çoğu patoloji erkeklerde daha sık görülür. Yani tabii ki bunun istisnaları var. İşte otoimmün hastalıklar gibi, başka böyle birkaç problem gibi. Ama özellikle nörogelişimsel bozuklukların büyük çoğunluğu erkeklerde sık görülür. Ama şöyle bir şey var. Kızlar daha az görülüyor ama daha çok atlanıyorlar. Yani şöyle atlanıyor, dikkat eksikliği baskın tip daha çok kızlarda olduğu için bir şekilde ya çalışmayı istemiyor, okumayı istemiyor, aklı başka yerde, bunun okumakta gözü yok gibi. Mesela ne yapıyor o? Yani şöyle, dikkatini sürdüremediği için sıkılıyorum diyor. İşte okula gitmeye isteksiz davranabiliyor. Çok ağır, yavaş olabiliyor. Yani kalkmak istemiyor, gitmek istemiyor, yapmak istemiyor. Çok unutkan, eşyalarını kaybediyor. Okulda işte bir şeyleri, komutları unutuyor. Yani sanki böyle onun kapasitesi o kadarmış gibi bir etiketlemeye neden olabiliyor. Ama aslında tamamen bu dikkatini sürdürmekte zorluk. Az önce benim de dikkatim dağıldı. Inappropriate attention. Dikkatini... yani uygunsuz bir dikkatleri var aslında bu çocukların da. Biraz daha o anlamda biz polikliniğe kızlar geldiğinde daha çok böyle üzerinde durduğumuz bir nokta olur. Çünkü çok küçük dokunuşlarla zihinsel kapasitesi iyi bir çocukta çok ciddi toparlama görüyoruz. Öğretmen notları veririz biz. Öğretmen değerlendirme notları. Ben özellikle onları saklıyorum. Öncesinde, tedavi öncesinde yazdırıyoruz. Tedavi sonrasında öğretmen diyor ki sihirli değnek değdi sanki. Çocuk ne konuştuğunu işte sanki böyle. Çünkü buna sebep olan şey şu Serva Hanım. Prefrontal korteks dediğimiz bir alan var. Burası ön beyin. Ön beyin bizim yürütücü işlevlerimizi sağlar. Yürütücü işlevler şu demek: planlama, işlerimizi organize etme, bir işin başını, ortasını, sonunu düşünme, düşünerek hareket etme, öncelik sırasını belirleme. Mesela anneler diyor ki bazen bana, hocam çalışmıyor. Çalışıyorsa da bir giriyorum, yarın din sınavı, din yazılısı var, matematiğe çalışıyor. Yavrum hani yarın din var ama o öncelik sırasını tamamlamada zorlanıyor. Yani bir an ani kararlar verebiliyor. Bunlar işte yürütücü işlev problemleri. Yani biz, dürtüsellik şu demek. Dürtü nedir? Hazdan gelen, içten gelen bir itki. Bir şeyi yapmak istemek. Hemen o hazza ulaşmak istemek. Prefrontal korteks ne diyor? Dur, yapma. Şimdi sırası değil. Şu anda mesela ben buradan kalkıp gitmiyorum. Bir programdayım. Burada oturmam gerekiyor. Öncesinde hazırlık yapıyorum gibi. Yani yürütücü işlevleri bozuk bu çocukların aslında. Prefrontal korteks dediğimiz alan yeterince çalışmadığı için, etki göstermediği için burada problem var. Ve hani dediniz ya az önce, hiperaktivite hep mi devam eder? Ergenlikte nasıl belirtiler görüyoruz? Sanki hocam ilerleyen dönemde çok hareketli olmuyor bu çocuklar. Tam da dediğiniz gibi 12-13 yaş civarı %50'den fazla beynin bu bölümü gelişimini sağlar ve hareketlilik belirgin oranda azalır aslında. Ama şöyle bir şey olur. Eğer o dönemde tedavi etmediysek, o yaşa kadar akademik olarak zorlanmış, aileyle ilişkileri bozulmuş, okulda etiketlenmiş, arkadaşlarıyla ilişkileri bozulmuş ve bir süre sonra ders başarısı düştüğü için benlik saygısı, ben yapamıyorum, ben başaramıyorum, altından kalkamıyorum gibi inançlar ortaya çıkabiliyor. O yüzden tedavi edelim diye aslında bu kadar çok üzerinde duruyoruz. O zaman da psikolog arkadaşlarımızdan çok destek alıyoruz. Yani bu mesela kaygı bozukluğu
gelişiyor, depresyon gelişiyor. Bu çocuklara terapilere ihtiyaç duyuyoruz gibi aslında. Evet. Gerçekten bu durumlara baktığımızda aklıma şu da takıldı benim. Erkeklerde daha çok görünme olasılığı. Orası biraz daha dikkatimi çekti. Gerçekten çok faydalı bilgiler verdiniz. Kızlarda da sanırım daha az görülme sıklığı olduğu için dediğiniz gibi atlanabiliyor. O yüzden biraz da erkek çocuklarına dikkatli bakacağız diyelim. Yaramaz, şımarık görürken demeyeceğiz. Evet, evet. Yani bunca zaman çocuklarınızın birçok problemi olabilir. Ama hiçbiri sebepsiz değil. Yani bir yerde uç bir şey görüyorsanız herhalde o keyfinden yapmıyordur sanki. Şöyle bir söz var lazım. Kesinlikle. Hocam istese yapar. Aslında istemiyor. İstese ne yapar. Ne görmüş de aile öyle diyor acaba anne ya da baba? Yani anne ya da baba şunu diyor. Aslında o cümlenin altında şu var. Zeki, yani aslında işte bir görev veriyoruz. O görevi yapmak istediğinde yapıyor. Ya da işte bir yapması gereken istediği bir şey olduğunda bir yetişkinden daha güzel planlıyor, organize ediyor. Hı-hı. Yani bu şuna geliyor. İstese yapar ama yapmıyor. Hani evet. İstese yapar ama yapmıyor. Hı-hı. Bu arada cevaplarımız gelmeye başladı. Ben yine ilerleyen dakikalarda soruyu hatırlatacağım. Güzel cevaplar geliyor, doğru cevaplar da geliyor. Ben tabii programın sonunda doğru cevabı vereceğim. Tekrar hatırlatayım. İsminizi ve soy isminizi yazarak, doğru cevabı da yazarak ekranlardaki numaralardan bizlere iletebilirsiniz. Eğitim hediye ediyoruz. Sizlere link göndereceğiz. O link üzerinden eğitime katılabileceksiniz. Şimdi daha çok çocuklarda olan belirtilerden bahsettik ama biz de mesela merak ediyoruz. Belki bu durum önceden yoktu bizde. İşte dikkatimiz bu kadar dağınık değildi ama son zamanlarda hepimiz mutlaka yaşıyoruzdur. İşte kimisi bir dönem çok dikkat dağınıklığı yaşar. Odaklanamaz hiçbir şeye ve acaba benim böyle bir problemim mi var, uyaranlarım mı fazla diye biz yetişkinler olarak da düşünüyoruz. Yetişkinlere baktığımızda nasıl durumlarla karşı karşıya kalıyoruz daha çok şu anda? Yetişkinlikte işte az önce söylediğimiz gibi yaş ilerledikçe hiperaktivite düşebiliyor. Eğer çocukken ya da ergenlik döneminde de tanı almadıysa kişi yetişkinliğe geldiğinde de hep bir farklılık hissetse bile, hep böyle adını koyamadığı bir şeyler olsa bile bu tanı aklına gelmiyor açıkçası. Yani bunun için bir uzmana gitmek en azından aklına gelmiyor. Aslında hayatı boyunca şöyle bir genel olarak baktığımızda sadece akademik anlamda da değil, günlük yaşamında, sosyal hayatında, ikili ilişkilerinde bunlarda zorlanmış olmasına rağmen işte o hiperaktivitenin yüksek olmaması, işte çok zeki biridir. Belki akademik anlamda kötü bir tabloyla hiç karşılaşmamıştır. O yüzden bu kısım, bu tanı çok akıllara gelmiyor. Özellikle artık günümüzde de biraz daha duyulmasıyla birlikte ama şu zamanın yetişkinleri çok da farkında değil. Yetişkinlik döneminde daha çok böyle sosyal hayatta bir sıkıntı, daha zorlanma hali görüyoruz. Hani elbette kişinin akademik hayatı devam ediyorsa ya da iş hayatındaki belirli ertelemelerle buralarda da zorluk olabiliyor. İşte bir işiniz var, bir toplantıya hazırlanacaksınız. İşte bir saatiniz var ama sizin 3 saate ihtiyacınız var aslında. Çünkü aslında hiç bilmediğiniz bir dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğunuz var. Bu sefer o 3 saat olmadığı için bir saatte de yetiştiremediğiniz için sorumsuz olarak adlandırılabiliyorsunuz. Evet. İşte işini doğru yapmıyor. Çok sorumsuz biri. Tembel biri. Ya da işte akademi hayatında, üniversite olabilir, daha yüksek öğrenimler olabilir, lise olabilir. Hiç fark etmez. Tembel biri. Tembel bir çocuk. Ödev versen yapmaz. İşte bir grup çalışması vardır, üzerine düşen sorumluluğu yapmaz gibi. Aslında işte başka birinin 3 saate, 3 güne ihtiyacı varken o kişinin belki bir haftaya ihtiyacı olabilir. Çünkü sorun aslında burada dikkati, işte az önce de söylediğimiz gibi dikkati odaklayamamaktan çok bunu organize edememekle alakalı bir mevzu. Yani yapabilirim, odaklayabilirim ama sizden daha fazla zamana ihtiyacım var. İşte bir haftaya ihtiyacım var, 3 güne ihtiyacım var gibi. O yüzden biraz daha sosyal hayatta bu taraflardan sıkıntı yaşanıyor ama bunun tabii ilişkisel bir boyutu da var. Buralarda da böyle biraz yıpranmalar görüyoruz açıkçası. Şimdi karşılıklı konuşuyoruz ve birbirimizin sözünün bitmesini bekliyoruz. Bekleyemeyebilirim. Bir anda bir şey söyleyebilirim. Çünkü aklıma gelir, o dürtüsellik varsa kendimi tutamam ve hemen söylerim.
Bu anlamda aslında size saygısızlık yapmak istediğim için değil, o dürtüyü kontrol edemediğim için birden gelir. Ya da işte unutacağım mesela, bunun farkındayım, hemen söyleme ihtiyacı hissediyorum. Çünkü o unutkanlığı da çok fazla görürüz. Ve bu yüzden aslında ikili ilişkilerde de eğer karşıdaki kişi de bunu bilmiyorsa, ne kadar saygısız biri. Beni de hiç dinlemiyor. İşte ben bir şey anlatıyorum, dikkatini vermiş başka bir şey yapıyor gibi. Bu sefer bizim ikili ilişkilerimizde zorluk yaşanıyor aslında. Evet. Yani bütün hayatımıza yayılan bir durumla karşı karşıya kalıyoruz. Özellikle sanırım yetişkinlikte biraz daha zor artık. Çünkü bayağı bir yol kat etmiş de oluyoruz. O yüzden erken tanının öneminden de bahsediyoruz, sıklıkla vurguluyoruz. Hı hı. Yetişkinlikle ilgili şöyle küçük bir ekleme yapayım. Kitaplarla, yani erişkin dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğuyla ilgili kitaplarda hep şöyle bir ifade geçer. Potansiyeline ulaşamamak. Bu aslında çok ağır bir şey. Yani kişinin potansiyeline ulaşamaması. Bir hocamız vardı, erişkin psikiyatristi. Şey demişti, hani eş terapisi yaparken seanslar ilerledikçe eşte, erkekte dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu belirtileri olduğunu fark ettim. Yani psikiyatrist olduğu için de terapiyi yapan kişi. Bunu fark ettikten sonra da işte aslında karısı şeyden şikayet, işte sorumluluk almıyor. Çok sık işte iş değiştiriyor. Evde işte çok dürtüsel. Bir de çünkü bu kişiler, ondan çok bahsetmedik, duygularını düzenlemekte zorlanıyorlar. Hı-hı. Duygu regülasyonunda bozukluk oluyor ve çabuk öfkeleniyor, çok sinirli. Diyor ki bu çift daha önce de bir sürü yerden eş terapisi almıştı. Dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğunun tedavisini başladıktan sonra 2-3 hafta sonra problemler yarı yarıya azaldı. Evet. Çünkü orada çekirdek belirtiler aslında babanın işte bu dikkat eksikliği ve hiperaktivite belirtilerinden dolayı evliliği devam ettirmekteki zorluk aslında. Yani bir şekilde şimdiye kadar böyle gelmiş. Ben bir avukat, bir babanın çocuğuna ilaç başlamıştım. Şimdi dedik ki çocukta varsa %50 anne babada var. Şimdi baba çocuktaki tedavi başlandıktan sonra olumlu gelişmeleri görünce ya bir de ben kullanayım şu ilacı demiş. Hani nasıl bir şeymiş, bir de ben alayım. Evet. Bir hafta kafasına göre almış. Tabii ki hani doğru bir şey değil bu. Yani ona her çocuğun her ya da yetişkinin tedavisi birbirinden farklı ama sonuçta çekirdek belirtileri aynı ve temel tedavi aynı olduğu için hocam ben şimdiye kadar hayatımı ne kadar zorlaştırmışım dedi. Ben büyük bir hukuk bürosu yönetiyorum. 2 tane kişisel asistanım var. Birisi sürekli yapmam gerekenleri hatırlatır, toplantıları hatırlatır. Bir tanesi daha işte kişisel işlerimi takip eder. Çünkü ben organize olamıyorum, planlayamıyorum, programlı değilim, çabuk sıkılıyorum. İşte gününü bölmüş, kendince önlemler almış falan. Bunların hepsini etkiliyor işte. Yani kişinin potansiyeline ulaşmasını engelliyor aslında bu problem yetişkinlikte. Gerçekten ilginç bir örnek ve şunu da düşündürüyor tabii. Tüm bunlar yaşanırken mesela insan kendi kendine bir mekanizma geliştiriyor mu? Yani mesela zaman içinde belli ki bazı sorunlarla karşılaşıyor. Buna da tanı da koyulmamış. Kendince bir mekanizma gelişiyor mu? Şimdi kesinlikle öyle. Şimdi psikiyatri aslında doktorlar açısından Türkiye'de yapılması biraz zor bir alan. Çünkü bizim psikiyatriye karşı bir ön yargı olabiliyor. Yani zamanla geçer, zamanla düzelir gibi bir kavram var. Aslında zamanla hiçbir şey düzelmez. Problemler daha belirginleşir, köklenir, derinlere iner ve biz bu problemlerle yaşamaya alışırız. Evet. Yani onun eşi mesela sürekli onu takip eder. İşte kendine bir asistan daha bulur. İşte bir şekilde daha yalnız kalır. Der ki ben insanlarla iletişim kurmayı istemiyorum. Aslında istemiyorum değildir o. İletişim kurmakta zorlanır ama kendini böyle etiketler. İstemiyorum. Ben yalnız daha mutluyum. Böyle keyfim yerinde der. İşte sürekli eş değiştirir, partner değiştirir. Ya benim bu aşk meşk işleri bana göre değil der. Kendince bir sürü, hani ya da eşi onu idare eder, annesi idare eder. Ama bunlar işlevsel çözümler değildir. Kişiyi en başta duygusunu regüle etmekte de zorlanacağı için, organize olmada zorlanacağı için işte bunların hepsi ciddi problemleri de beraberinde getirebilir aslında. Evet, bakın yani dikkat edildiğinde bütün bu problemler yaşanırken sonucu hep böyle psikolojik sıkıntılara sebebiyet veriyor. Kesinlikle. Yani ona sebebiyet verdiği için de biz bunun farkında olmadığımızda bunun cevabını direkt psikolojik olarak ne durumda diye arıyoruz. Yani
kökeninin ya da sebebinin bu olduğunu çok fark edemeyebiliyoruz. İşte burada o yüzden onu fark etmek, gerektiğinde onunla ilgili eğitim alabilmek, işte daha iyi bir tedavi sürecinin olması için belki tedaviyle ilgili testler uygulamak, sonra ona göre bir yön çizmek ve belirlemek gerçekten önemli oluyor. Çünkü tüm bunların sonucunda psikolojik olarak bir durumla karşı karşıya kalıyoruz. İşte insanlar depresyona girebiliyor, farklı durumlar yaşıyorlar ve biz öyle olduğunda diyoruz, aa evet bir sorun var. Bakın, öyle olduğunda fark kesinlikle ediyoruz. Kesinlikle öyle. Ben size oranlarla direkt bilimsel çalışmalardaki oranlardan bahsedeyim. Tedavi edilmemiş dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluklarında ya da etkin ve doğru tedavi edilmemiş, tanısı gecikmiş %50 depresyon, anksiyete bozukluğu, davranış problemleri, karşıt olma karşı gelme bozukluğu dediğimiz işte çocuk her şeye karşı geliyor, itiraz ediyor, davranış sorunu, yalan söylüyor, işte çalma davranışında bulunuyor, madde kullanım problemleri, çünkü madde kullanım da bazen dürtüsellikle bir arada oluyor. Travma sonra stres bozukluğu, çok fazla travmatik deneyimler yaşıyor bundan dolayı. Enürez, enkopres dediğimiz idrar kaçırma, kaka kaçırma problemleri oluyor. Çünkü o an neyin önemli olduğunu önceleyemediği için çocuk oyuna dalıyor, ekrana dalıyor, bir şeye dalıyor ve tuvalete gitmiyor. İdrar kaçırmaları oluyor gibi. Evet. Tik bozuklukları olabiliyor. Yani tedavi edilmediğinde yüksek oranlarda ciddi komorbidite dediğimiz birlikte görülen hastalıklar var aslında. Evet. Tam burada bir virgül koyalım. Gerçekten heyecanlı gidiyor. Ben de merak ediyorum. Böyle konu konuyu açtıkça da sohbet keyifli bir hale de geliyor. Tabii bu arada sorularımız geliyor, cevaplarımız geliyor. Hepsini paylaşacağım. Sorumuzu tekrar hatırlatacağım ama kısa bir araya gitmemiz gerekiyor. Saat başında tekrar sizlerleyiz. Aslında tıbbi bir tanı, 1994 yılında DSM-4 dediğimiz tanılama sisteminde kriterleri belirlendi ve sonrasında 2013'te DSM-5 ile birlikte çok da bir değişiklik olmadı aslında. Gayet güzel tanımlanmıştı, çok küçük değişiklikler haricinde. Bu problem, alt tiplerini vesaire de konuşacağız ama şunu çok duyuyoruz ailelerden. Ya hocam bizim zamanımızda dikkat eksikliği mi vardı? Bu kadar gündemde, neden şimdi bu kadar gündemde? Tabii şuna çok odaklanmak lazım. Şu anda çok fazla çocukların dikkatlerini vermesi gereken çok fazla şey var. Bu anlamda artık bu tanının varlığını, yokluğunu sorgulamayı ben çok işlevsel bulmuyorum. Çünkü bu ciddi anlamda çocukların, gençlerin hatta yetişkinlerin de hayat kalitesini etkiliyor aslında. Şöyle bir algı oluşuyor ailelerde. Sanki bu sadece eğitim ile ilgili, yani akademik başarıyla ilgili bir problem değil aslında Selva Hanım. Bu yaşamı etkileyen bir problem ve tedavi edilmediğinde, tedavi şansı kaçırıldığında sonrasında ciddi problemler ortaya çıkarabiliyor. Bu açıdan tıbbi bir tanı ve tedavisi mevcut olan ve tedaviyle birlikte çocukların kendi potansiyellerini yakalayabildikleri ciddi bir tanı aslında. Evet, yani şimdi tedavisini kaçırdığımızda dedik ya, orada mesela çocuklukta mı ille tedavisinin olması gerekiyor, yoksa yetişkinlikte de tedavisi sonuç verir mi mesela? Şöyle, şimdi bu bozukluğun 3 tipi var az önce de bahsettiğiniz gibi. Dikkat eksikliği baskın tip, yaklaşık %5-10'unu böyle görüyoruz. Hatta bu %5-10'da aileler bize şunu söyler, hocam çok ağır, yataktan kalkmıyor, sürükleyerek kaldırıyoruz gibi. Yani tam tersi hiperaktivite değil, bu çocuklarda yavaşlık görebiliyoruz. Bir de hiperaktivite ve dürtüsellik baskın tarafı var. Bu da yaklaşık %10-15 gibi. %80'de ikisinin bir arada olduğu komorbid tip var. Bu çocuklar nelerle başvurur? Aslında buna biraz dikkat çekmek istiyorum. Küçük, yani kreş döneminde, ilkokul döneminde, ergenlikte ve yetişkinlikte farklı belirtiler olur aslında. Yani dediğiniz gibi her dönemde tanı konulabiliyor ve hepsinin tedavisi de birbirinden farklı olabiliyor. Mesela kreş döneminde işte yerinde durmuyor, çok hareketli, sağa sola sataşıyor, masaların üstünde geziyor, masanın altına giriyor, üstüne çıkıyor, yemek saatinde sürekli hareket halinde gibi şeyler duyuyoruz. Okul döneminde işte okuma yazmaya geçemedi, ödev yaptırmak kabus gibi, saatler sürüyor gibi belirtiler görüyoruz. Ergenlikte daha içe kapanma, özbenlik, kendiyle ilgili benlik saygısında bozulma, yetişkinlikte sıkış değiştirme, her şeyden çabuk sıkılma, partner değiştirme,
bir sürü alana, yaşamın bir sürü alanına iş değiştirme etkileyecek farklı farklı, yani her dönemde farklı belirtiler var, evet, aslında. Kısa bir giriş yapmamız iyi oldu. O zaman çocukluk, evet, döneminde olanlar da, ergenlikte olanlar da, yetişkinlikte olanlar da bu durumla karşılaşabilirler. Her açıdan bize sorunuzu iletebilirsiniz program boyunca. Ekrandaki numaralardan iletebilirsiniz sorularınızı. Program boyunca cevaplıyor olacağız. Şimdi Şüeda Hanım'a da dönmek istiyorum. Tabii. Bu konuyla ilgili sizler de çalışmalar yapıyorsunuz. Evet. Çocuklarla birlikte çalışıyorsunuz ve Tuğba Hanım da dikkat eksikliğinin alt tiplerinden bahsetti. Hı hı. Önce şunu sormak isteyeceğim daha net anlamamız için. Şimdi dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu her zaman bir arada olmak durumunda mı? Ayrı ayrı mı, yoksa sadece hiperaktif olabilir mi bir çocuk? Yani işte az önce Tuğba'cığımın da söylediği gibi aslında üç farklı tipi var. Bir dikkat eksikliği olarak görülebilen, evet, bir çocuğun hiperaktivitesinin, dürtüselliğinin daha yüksek olduğu, bir de aslında ikisini bir arada görebildiğimiz. Bu tabii cinsiyetler arası da değişebiliyor. Erkek çocuklarında daha çok hiperaktivitenin, evet, yüksek olduğunu da görebiliyoruz. Ama dikkat eksikliği anlamında böyle çok bir cinsiyet ayrımına gitmiyoruz. Her iki cinsiyette de o dikkat eksikliği görülebiliyor. Tabii aileler daha çok işte o dikkat eksikliği akademik anlamda okula başladıktan sonra fark edebiliyorlar. Derste odaklanma olmadığında, işte ödevlere karşı böyle biraz daha motivasyon düşüklüğü olduğunda ya da işte o hiperaktivite yükseldiğinde yine o daha çabuk fark edilebilir bir durumda. Evet, şimdi ekranlara da gelecektir birazdan, onları daha detaylı açıklarız. Alt tiplerinden bahsettik, 3 tane var dediniz. Bunlara belki örnekler de verebiliriz. Bir yandan açıklarken Tuba Hanım. Şöyle, yani mesela dikkat eksikliği önde olan tip aslında daha çok kızlar bize böyle başvurur. Çünkü hani kız çocuk zaten çok hareketlilik olmadığında, dürtüsellik olmadığında bu çok gözle görülür bir şey, bir model gibi gelmiyor. Ve işte okumayı istemiyor, dersleri sevmiyor gibi algılanıyor bu kızlar. Ve maalesef hala toplumda hani kız okumasa da olur, yani çalıştığımız, ben Türkiye'nin birçok yerinde hizmet verdim, bununla da karşılaşabiliyoruz. Ama aslında bu çocukların büyük kısmı, bu kız çocuklarının kapasitesi çok iyi olan ama dikkati dağınık olduğu için akademik başarıyı gösteremeyen, çabuk sıkılan çocuklar. Aksine hiperaktif olmadıkları gibi, az önce söylediğim gibi yavaş, ağır. Hocam hareketli mi çocuk diye sorduğumuzda, aksine hocam çok ağır, yataktan kalkmaz, sabah üstünü giymez, her şeye isteksizdir. Bu tip böyle bir tip. Aslında başlığa çok uymuyor gibi görünüyor, evet, ama bu bizim %5-10 sıklığında yani gördüğümüz bir tip. Yani en çok duyduğumuz şikayet o mu? Yani tembellik gibi mi algılanıyor? Yani dikkati dağınık, dikkatini sürdüremiyor gibi bir şey var. Aslında tam dikkatten bahsetmişken, dikkat eksikliği çeviri bir kelimedir. Çok bizim sevdiğimiz bir tanımlama değil. Sanki bu çocukların dikkati eksik, hiçbir şeye dikkatlerini veremiyor gibi bir algıya sebep oluyor ama... İnsanlık tarihinin gelişimi, hayatı kolaylaştıran icatlar, meraklarının ve hayallerinin peşinden giden bilim insanları. Türkiye'de ve dünyada teknoloji ve bilimsel faaliyetler geniş bir yelpazede Bilim ve Ötesi programında ele alınıyor. Ayşe Oğuz'un sunumuyla Bilim ve Ötesi bu akşam 19'da Wow TV'de. Hiçbir şey hayat kadar. Damlaları bu akşam 20'de Wow TV'de.
Garam, Arapça. Olağanüstü sevgi, şiddetli arzu ve iştiyak, büyük aşk. Bir zerre yok ki kaydı muhabbette olmaya. Âlem esiri pençeyi aşku garamdır. Sevgi bağıyla bağlı olmayan bir zerre bile yoktur. Bütün âlem aşk ve sevginin pençesinde esirdir. Yenişehirli Avni. Vav Radyo sunar. Bütün selamlar Peygamberimiz Hazreti Muhammed'in üzerine olsun. İşte Muhammed orada, Hira mağarasında. Yeğenine sahip çık Hamza. Yeğenim sözünün eri bir adamdır. O ne derse doğrudur. Ey Allah'ın Resulü, eğilip baksalar bizi görecekler. Burada olsalar şu örümcek ağını parçalarlardı. Allah birdir ve Muhammed onun Resulüdür. Allah'ın elçisi Hazreti Muhammed'in hayatı Vav Radyo'da. Atölyesi programı devam ediyor. Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğunu konuşuyoruz. Belirtilerinden bahsettik. Tedavisi var mı? Bu kısımda onu da ayrıca irdelemeye çalışacağız. Tekrardan hatırlatalım. Konuyla ilgili bir soru sorduk ve sorumuza doğru yanıt ileten izleyicilerimize eğitim hediye edeceğiz. Link paylaşacağız ve o eğitim üzerinden bizlerle birlikte olacaklar. Online'dan bir eğitim kazanmış olacaklar. Soruyu tekrardan hatırlatayım sizlere, okuyayım. Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu ile ilgili doğru bilgi hangisidir? A seçeneği büyüyünce geçer. B seçeneği DEHB'li tüm çocuklar hareketlidir. C seçeneği DEHB'li çocuklar dikkatini sevdiği şeylere verebilir. Ve D seçeneği DEHB ilaçları bağımlılık yapar. Hangisinin doğru olduğunu düşünüyorsanız o seçeneği ad ve soyadınızla birlikte ekrandaki numaralardan bizlere iletebilirsiniz. Doğru cevabı ve kazanan kişilerin listesini programın sonunda sizlerle paylaşacağız. Bunu da hatırlatmış olduk tekrardan. Şimdi devam edelim. Konu konuyu da açıyor gerçekten. Çünkü bütün hayatımızı kapsayabilecek bir konudan ve durumdan bahsediyoruz. Kimi zaman hepimizin muzdarip olduğu bir konudan da bahsediyoruz. Şimdi bütün bu konuştuklarımızı dinlediğimizde acaba bende dikkat eksikliği var mı soruları da akıllara gelmiş olabilir. Öyle mesajlar da almaya başladım çünkü onun detaylarını ve ayrıntılarını da anlatmaya çalışacağız. Şimdi bu konuyla ilgili tanıyı kim koyuyor, nasıl bir tedavi süreci uygulanıyor? Buradan devam edelim dilerseniz. Tuğba hocama söz verebiliriz belki burada. Buyurun Tuğba, çünkü oradan devam edelim. Şöyle tanıyı çocukluk döneminde, çocuk ve ergenlik döneminde çocuk ergen psikiyatristleri koyar. Erişkinlikte erişkin psikiyatristleri koyar. Tanılama yapıldıktan sonra bir tedavi programı çıkarılır. Şimdi tabii biz burada çok hani bu konuya odaklanıp sürekli dikkatten, dikkat eksikliğinden, hayat içinde oluşturduğu semptomlardan, sıkıntılardan bahsettiğimiz için hani her tıp öğrencisi, ben de Cerrahpaşa yıllarında mesela her komitede, her stajda bu hastalık bende var mı, bu da bende var mı, bu da bende var mı diye böyle bir sürekli bir konudan bahsedince şimdi izleyenler de hani bu bizde var mı gibi bir şeye girmiş olabilirler. Burada aslında tanı koyarken dikkat ettiğimiz en önemli noktayı söylemek istiyorum. Evet. Bu belirtiler varsa, yani mesela çocuk hareketli, kıpır kıpır, teneffüste çok hareketli, çok koşuyor, evde çok konuşuyor, laf bölüyor, araya giriyor. Var bunlar ama ilişkilerini etkilemiyor, ders başarısını etkilemiyor, sınıfta oturuyor, oturması gereken yerde oturuyorsa bu bir problem değil. Bu bir hastalık, yani bir tedavi gereksinimi olan bir durum değil aslında. Yani burada en önemli şey şu. Birincisi tek bir ortamda olmayacak. Bizim kaç ortamımız var? Çocukların ev, okul, bir de işte arkadaşlar, sokak, mahalle. 3 tane temel ortamımız var mesela. Bu ortamlardan en az 2 tanesinde işlevsellikte bozulma. Yani bu şu demek, bir şekilde hayatının bundan olumsuz etkilenmesi gerekiyor. Yani şu an dinleyenlerden hani bende var mı, çocuğumda var mı diyorsa anne babalar, önce şunu düşünmenizi tavsiye ederim ya da şuna
vurgulu yapmanızı. Bu belirtiler benim çocuğumun hayatını etkiliyor mu? Ne derece etkiliyor? Okulda etiketlenmesine sebep oluyorsa, siz sürekli okuldan uyarı alıyorsanız, ders başarısı düşükse, okuma yazmaya zamanında geçemiyorsa ya da akıcı okuyamıyor, işte çünkü beraber görülen problemler de var. Bunlar varsa dediğim gibi yani akademik sorunlar ve uyum problemleri, ilişkilerde problemler varsa o zaman tanı daha üzerinde durularak tedavi planlaması yapılır. Eğer bunlar var, tanı alıyor ama hiçbir uyum sorunu yoksa o zaman diyoruz ki biz o anne babalara siz gidin, şunlara dikkat edin, bu problemler olursa gelin diyoruz aslında. Çünkü önemli olan dediğim gibi bozulma belirtisinin olmasıdır. Hayatını etkilemesidir o problemin. Yani ben bir şekilde işte yetişkinim, dikkatimi sürdürmekte zorlanabiliyorum ama iş hayatımı etkilemiyor, işte eğitim hayatımı etkilemiyor, ilişkilerimi etkilemiyorsa burada bir tedavi gerekmeyebilir. Artı tabii biz dikkat eksikliği konuşuyoruz ama dikkat eksikliğine neden olan başka şeyler var mı? Yani siz kaygı bozukluğu yaşıyorsanız dikkatiniz dağınık olur, eksik olur. Ya da depresyondaysanız dikkatiniz çok olumsuz etkilenir. Depresyonda tanı kriterlerinden biridir. Ya da genel olarak işte travma sonrası stres bozukluğu dediğimiz bir probleminiz varsa depresyon dikkatiniz yine dağınık olur. O yüzden mutlaka bir psikiyatrist görmeli ve bunun nörogelişimsel bir bozukluk mu? Çünkü bir yetişkine dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu koyacaksak kıpır kıpır yerinde durmayan, çok konuşan, laf bölen birini görmeyeceğiz. Daha bu belirtiler azalmış olacak. O yüzden geçmiş öyküyü sorgulayacağız o zaman. Gelişimsel öykü nasıldı? Okuldan sürekli uyarı alır mıydınız? Zorlandığınız alanlar nelerdi gibi? Bunların üzerinde durmak gerekiyor aslında. Evet. Tabii bu sırada yine cevaplar geliyor. Onları hatırlatmış olayım. Hı-hı. Cevaplarımız geliyor, sorularımız geliyor. Bu soruları da konuştuğumuz başlıklar altında cevaplandıracağım, soracağım program boyunca. Aynı zamanda şimdi bu belirtilerden bahsedince tedavi sürecini de daha detaylı konuşacağız. Disleksiyi de anımsatabiliyor. Biz disleksiyle de ilgili bir program yaptık. Programımıza eğitim atölyesi yazarak YouTube'dan, WAV TV hesabından ulaşabilirsiniz. Disleksiyle ilgili yayınımız kapakta başlıkların hepsi yazıyor. Oradan istediğiniz programa tıklayarak izleyebilirsiniz. Ama yine de kısa bir hatırlatma olması açısından disleksiyle aralarında nasıl farklar var, nasıl bir ayrım yapabiliriz burada? Şimdi disleksi dediğimiz aslında çatı başlık olarak öğrenme güçlüğü. Disleksi bunun bir alt başlığı olarak yer alıyor. Daha çok böyle günlük konuşmalarımızda da hep biz bunu disleksi olarak söylüyoruz ama dediğim gibi çatı başlık öğrenme güçlüğü. Disleksi dediğimiz şey aslında okuma, anlama taraflarında yaşanan zorluk. İşte çocuğun işte daha ilkokul döneminden itibaren, birinci sınıftan itibaren harfleri belki öğrenememesi, öğrenip çabuk unutması ya da işte harfi öğrendi ama heceleri birleştirememesi ya da işte heceleri belki birleştirdi. Çünkü bunları da böyle detaylandırıyorum çünkü çok kişiden kişiye göre değişen, nasıl her birey çok biricikse aslında bir çocuğun yaşadığı bir farklılık, bir bozukluk da çok böyle kendine özgü, kendine böyle biricik bir yerde. O yüzden çocuk heceleri birleştiriyor olabilir ama bu sefer belki hece eklemeler olabilir. İşte masa derken aslında orada okuyacağı şey bir masayken masalar olarak hece ekleyebilir. Ya da hece çıkarabilir. İşte çocuk harfleri öğrenmiş, heceleri öğrenmiş vesaire. Bu sefer hecelerde bir sıkıntı yaşıyor olabilir. Heceleri yanlış bölüyor olabilir. Ya da hiçbir okuma sorunu yok ki en çok böyle takip edilmesi, bulunması zor kısım da bu. Okumasında hiçbir sorun yok. Demek ki disleksi değil denebiliyor ama çocuk okuduğunu anlamıyor mesela. Evet. Bir paragraf okuyor ama onun sorularını cevaplayamıyor. Bu da yine aynı disleksi bizim için. Bu şekilde. Diskalkuli dediğimiz bir şey var. O daha sayısal, daha matematik alanında yaşanan zorluk. İşte çarpmaya bir türlü ezberleyemiyor, ezberlese unutuyor. Harfler ters yazmaları olabiliyor. Disgrafi dediğimizde yine yazı alanında görülen bir sıkıntı, bir zorluk durumu. İşte hece bölme, az önce söylediğim gibi bunlar da olabilir. BD çok karışır. Bazı harfler birbirlerinin yerine yazılır. Çocuk çok emindir aslında onun öyle olduğundan ama o şekilde yazabiliyor. O yüzden bu taraflar biraz da öğrenme güçlü dediğimiz kısımlar. O yüzden bu şekilde bir ayrım söz konusu. Evet, şimdi biz konuştukça eminim daha da netleşecektir. Çok fazla cevap geliyor bu arada. Gerçekten çok fazla cevap geldi sorumuza. 10 kişi demiştik ama arada konuştuk yine sizinle de. 10 kişiye hediye edeceğiz demiştik ama 20 kişiye çıkardık. 20 kişiye eğitim hediye edeceğiz. Yine
cevapları yollayabilirsiniz. Doğru seçeneği ilk yollayan 20 kişiyi seçip onlara ileteceğiz kazananların isimlerinin listesini. Şimdi sorular da geliyor. Birkaç soruya yer vermek isterim. Benim LGS'ye hazırlanan bir çocuğum var. Ekrandan, telefondan uzak tutuyoruz. Fakat denemelerde bir türlü başarılı olamıyor. Özel ders alıyor, dershaneye gidiyor ama başarı hep en kötü seviyede. Ne yapabiliriz? Şimdi tabii bunun önce sebebini netleştirmek lazım. Yani çocuk gereken eforu sarf ettiği halde, bireysel destek aldığı halde hala çok zorlanıyorsa, orada onun kapasitesini değerlendirmemiz gerekir. Öğrenme ile ilgili işte bir tanı konamamış, atlanmış bir öğrenme güçlüğü mü var, okuduğunu anlamakta zorlanıyor. Böyle bir problem mi var, yoksa dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu mu var? Eş başka bir sorun, başka bir sıkıntı mı var? Bunların hepsinin değerlendirilmesi lazım. Ama dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğunda tedavi, evet, bireysel destek, bireysel işte özel dersler, bunlar çocuğun işte planlama becerilerini düzenlemek çok kıymetli. Ama gördüğünüz gibi bunlar tek başına yeterli olamayabiliyor. Evet. Şimdi gelen sorular arasında dikkat ettim. Tedaviyle ilgili, özellikle ilaçla ilgili çok fazla soru gelmiş. O ilaç kısmına değinelim istiyorum. Çünkü genelde akla en çok takılan olur ya, işte ilaç kullanmalı mıyız, bu ilaçlar iyi gelmedi çocuğuma ya da iyi geldi, tedavi güzel bir şekilde ilerledi gibi. Burada bu ilaç tedavisiyle ilgili neler söyleyebiliriz? Öncelikle tedaviye geçmeden şöyle atladığımı fark ettiğim bir şeyden bahsedeyim. Bu hastalığın tanısı klinik gözlemle konur, doktorun gözlemiyle konur. Bir beyin görüntüleme yöntemi, kan tahlili ya da testler kesinlikle tanıda şart olan, gerekli olan şeyler değildir. Bazen klinisyene yardımcı olur. Çocuğun mental kapasitesini görmek açısından, dikkatin belli alanlarını detaylandırmak açısından yapılan testler var. KES testi gibi, MOXO testi gibi, VISCAR, VISC4'ün alt testleri bize bu anlamda yardımcı olabilir. Ama bir doktor çocuğunuzu gördü ve dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu var dediyse bir test istemeyebilir. Ama bunun haricinde şöyle bir taraf da var. Mesela çocuk çok hareketli, çok terliyor. İşte hipertiroidi olabilir. Ya da çocuk çok durgun, çok yavaş, çok ağır. Hipotiroidi olabilir. Vitamin eksiklikleri olabilir. Demir yine dikkatte önemli bir bileşendir. Demir eksikliği olabilir. B12 eksikliği olabilir. Çocuğun önce biz rutin tahlillerine eğer bir şey düşünüyorsak bakabiliriz. O yüzden tanıyı dediğim gibi bir hekim koyar. Bunda illa bir test gerekmez. Klinik gözlem çok önemlidir. Birinci seçenek tedavide tanı konulduktan sonra ilaç tedavisidir. Bir sürü destekleyici yöntem olabilir ama bu problemin birincil tedavisi ilaç tedavisidir. Aileler çok endişeli olabiliyorlar. Her ilacın yan etkileri var. Bazen şey diyorlar bana, hani hocam işte bu ilacın hiçbir yan etki yapmayacağına bize garanti verebilir misiniz? Hani bu işte ben şimdi şu arabaya bineceğim, kaza yapmama garantim varsa bineceğim demek gibi bir şey. Hani bunu söylemek çok mümkün değil. Ama yıllardır kullanılan, 1950'lerden beri kullanılan, güvenilir, ne yaptığı bilinen tedaviler aslında bu tedaviler. Ne yapar bu tedavi? Aslında o prefrontal korteksin yapamadığını yerine koyar. Bu bölgenin kanlanmasını arttırır. İşte literatürde bununla ilgili çok fazla fMRI çalışmaları vesaire de var. Birincil tedavi ilaç tedavisidir. Ailelerin çok endişeleri oluyor, soruları oluyor. Mesela şu soruyla çok karşılaşıyorum. Hocam bu ilaç bu problemi kökünden çözecek mi? Ne kadar süre kullanacağız? Ömür boyu kullanacak mıyız? Çok böyle asistanlık eğitiminde örnek verilen bir şeydir. Gözlük takıyorsunuz. Gözlüğü taktığınızda net görüyorsunuz, iyi görüyorsunuz, düşmüyorsunuz, takılmıyorsunuz ama çıkardığınızda yani aynı belirtiler yine oluyor. Şimdi gözlük tedavi ediyor mu? Etmiyor. Ama tedavi etmiyor ya da kesin bir çözüme sağlamıyor diye gözlük takmayalım, çarpa çarpa yürüyelim diyebilir miyiz? Okuduğumuzu net göremiyoruz diyemeyiz. Ya da şeker hastasıyız, insülin kullanıyoruz. İnsülini 3 yıl kullandık, 4. yıl artık şeker hastalığımız yok, insülini keselim diyemiyoruz. İnsülini ihtiyaç duyduğu sürece veriyoruz. Ama dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğunun şöyle güzel bir tarafı var. Dediğimiz gibi 12-13 yaşlarında bu çocuklardan %50'den fazla bir oranda iyileşme, beynin bu organizasyona yetişme, yakalama ihtimali olduğu için
Bu da, yani ömür boyu kullanmak gerekmez. Bu ilacı ömür boyu kullanmak kesinlikle gerekmez. Çocuğun durumuna, o çocuğa özel has bir tedavi planı yapılır. Bir de en önemli şey, hani o 10 başvuru oluyorsa dedim ya, 3 tanesi dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu. Bunu içinden çekip almak ve doğru, yani doğru çocuk, doğru tanı, doğru ilaç kombinasyonuyla bir yol çizildiğinde çok ciddi olumlu şeyler duyuyoruz. Yani geçen bir anne bana şey dedi, sanki bizim dünyamızda değildi, sanki bizim dünyamıza geldi. Çünkü neden? Dikkatini sürdürüyor. Çocuk konuşurken sonunu düşünerek konuşuyor. Anlık kararlar vermiyor. Yani bu çocuklar mesela en çok ekrana bağımlılık konusunda da çok riskli çocuklar aslında. Çok bağımlı olma potansiyelleri var. Tedavi edilmediğinde mesela oyun bağımlılıkları, internet bağımlılıkları, böyle bu işte sosyal medyayla tehlikeli içerikler. Yani bunlarda durduk yere olmuyor bu bağımlılıklar. Bu hastalığın zemininde kesinlikle durduk yere olmuyor. Ve maalesef daha sıkıntılı ve aşılması zor bir noktaya götürebiliyor. Evet. Şimdi bazı sorular da gelmişti bununla ilgili, ilaçsız tedaviyle ilgili. Şimdi bu yanıtladıklarımızda da aslında cevabını vermiş olduk. Ben İlaçla ilgili yine sorulan sorulara da geçmek istiyorum. Burada 38 yaşında olan bir izleyicimiz sormuş. 10 yaşında bir kızı var. Yine dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu tanısı konulmuş. 2 yıldır ilaç kullanıyoruz ve bende de olduğunu düşünüyorum. Ne yapmalıyım? 2 yıl nasıl bir süre ilaç kullanımı için? İlaç kullanımı için daha uzun süre de kullanmak gerekebilir. Şimdi sorunun cevabını vermiş gibi olmak da istemiyorum, bahsedeceğim. Eğer hala devam etmeyeceksek tedaviye biraz daha girmek istiyorum. Çünkü ailelerde şöyle bir şey oluyor. Uzun süre kullanırsam ilaç bağımlılık yapar mı? Uzun süre kullanmak çocuğumu artık o ilaçsız duramayacak hale getirir mi? Gibi bir endişe oluyor. Şimdi bir ilacın bağımlılık yaptığını şöyle anlarız. Bizim belli ilaçlarımız var mesela. Bir süre kullanınca kesiyoruz. Çünkü eğer uzun süre kullanırsak o ilaca bağımlı hale gelip o ilacı sürekli isteyebiliriz. Ama bu ilaçları yazın kesebiliyoruz. Bazen hafta sonları vermeyebiliyoruz çocuğun durumuna göre. Eğer bu şekilde bağımlılık yapma ihtimali olsaydı, o zaman biz bu ilaçları bu kadar uzun süreler kullanamazdık. Tamamen çocuğun durumuna göre karar verdiğimiz. Yani prefrontal korteks kendi işini yapmaya başladığında biz artık tedavilerimizi ona göre düzenlemeye başlıyoruz aslında. Bu babamız, annemiz bilmiyorum, bir erişkin psikiyatriye gitmesini ve kendinde bu belirtilerin hayat kalitesini düşürdüğünü düşünüyorsa kesinlikle destek almasını öneriyorum. Evet, yani belli ki 2 yıldır ilaç kullanıyorlar ve eğer bir olumlu sonucunu görüyorlarsa herhalde devam etmesi gerektiğini kesinlikle söylüyoruz. Evet, devam ama etmesi gerekiyor. Ama görmüyorlarsa da acaba orada bir sorun mu var? İşte orada doktor takibinden çıkıyor bazen. Yani bir şekilde düzenli takipler bozulabiliyor. İlaç dozu arttırmak gerekebiliyor. Kiloya göre ayarlıyoruz bunu. Çocuğun yaşına göre ayarlıyoruz. Orada ek başka problemler eşlik edebiliyor. Okul çevresini düzenlememiz gerekiyor. Bu çocuklarla ilgili okulda alınması gereken önlemler oluyor. Daha çok işte ön sıralar oturtmak gibi, ona işte çok hareketliyse hareket alanı açmak gibi, bireysel görevler vermek gibi sınıf içinde. Evde belli önerilerde bulunuyoruz. Ev ortamını oluşturma, ev içi düzenlemeler. Biz buna sosyolojik, yani müdahale programları altında bir şekilde destek oluyoruz. Belki bu çocuğun ilaç vardır, belki dozu yetmiyordur. Eğer etkili değilse, belki ekstra başka bir şeye ihtiyaç vardır. Buna hekimle konuşup karar vermekte ve ona göre bir yol çizmekte kesinlikle çok ciddi fayda göreceklerini söyleyebilirim. Evet, teşekkür ediyorum açıklamalarınız için. Yine sorular var, onlara da ara ara yer vermeye çalışacağım. Ben son kez sorumuzu hatırlatmak isterim artık. Çünkü birazdan doğru bilinen yanlışlara da geçeceğiz. Artık sorunun cevabını zaten vermiş olacağımız için son kez hatırlatayım sorumuzu. Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu ile ilgili doğru bilgi hangisidir? A seçeneği, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu büyüyünce geçer. B seçeneği, DEHB'li tüm çocuklar hareketlidir. C seçeneği, DEHB'li çocuklar dikkatini sevdiği şeylere verebilir. Ve son seçeneğimiz, DEHB ilaçları bağımlılık yapar. Bir nebze vermiş olduk aslında bu sorunun cevabını ama son kez soruların cevaplarını ekrandaki numaralardan bizlere iletebilirler. Eğitim
hakkı kazanmış olacaklar. Bir tane online eğitim hediye edeceğiz izleyicilerimize. İsim ve soyisim yazarak cevabı bizlere iletebilirsiniz. Şimdi aslında sorulara yönelik şimdi gelen cevaplara da baktığımda en çok ilaçla ilgili soruların sorulduğunu gördük. İşte burada gerçekten işe yarayıp yaramaması, fayda sağlayıp sağlamaması için biz ekstradan nelere dikkat etmeliyiz? Mesela bir aile, ebeveyn çocuğuna neler yapabilir? Özellikle bu teşhis sürecinde ya da çocuğa yardımcı ve destek olmak amacıyla neler yapabilir Şöda Hanım? Şimdi öncelikle çocuğun bu durumunu kabul etmek bizim ilk başta söylediğimiz bir şey. Çünkü bu çocuğun elinde olan, çocuğun işte istese yapar gibi bir yerde değil, çocuğun elinde olmayan ve tamamen bu bozukluğun getirmiş olduğu özellikler olduğunu kabul etmesi gerekiyor ailelerin. Bu yüzden ailenin kapsayıcı olması, onu anlayan, onun yaşadığı zorluğun farkında olduğunu çocuğa da hissettirmesi önemli bir yerde. Bu sadece çocuk için değil, aslında işte psikoeğitim dediğimiz kısım burada devreye giriyor. Aileler de çok farkında olmuyor. Şimdi evet böyle bir sıkıntı var. Tamam böyle bir bozukluk içerisinde çocuğumuz. Ama işte alt başlıklarında neler var? Yani benim çocuğum gerçekten ne yaşıyor? Ne yaptığında evet bununla alakalı ya da işte ne yapmadığında bununla alakalı gibi buraları ailenin de bilmesi gerekiyor ki o kapsayıcılığı çocuğa sağlayabilsin. Bu yüzden psikoeğitim dediğimiz kısım burada devreye giriyor. Biz aileye de anlatıyoruz dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğunun ne olduğunu, nelere sebep olabileceğini. Bu yüzden aile de bunları bildiğinde hem çocuğa daha böyle kapsayıcı yaklaşabiliyor, daha onu anlayan bir yerden yaklaşabiliyor. Hem ailenin de aslında duygusal anlamda biraz daha rahatladığını görüyoruz. Yani ben kötü yetiştirdim galiba bu çocuğu. Hı hı. İşte her istediğini de yaptık. O yüzden böyle oldu. Galiba ben iyi bir anne değilim, iyi bir baba değilim. Burada böyle aile biraz kendine de dönüyor ve kendini suçlamaya başlıyor. Aslında hiç alakası olmayan bir süreç yaşamaya başlıyorlar. O yüzden aile bunları bildiğinde kendi daha iyi hissediyor. Çocuğa da daha iyi hissettiriyor. İlk başta bunu söyleyebiliriz. Sonrasında da çocuğun işte o kişisel farklılıklarını kabul edip buna doğru yönlendirmeler yapabilmek. Yani az önce işte Tuğba'nın da söylediği gibi sınıf içerisinde ona göre bir düzenleme. Şimdi her çocuk biricik diyoruz ama çok da bunu önemsemiyoruz uygulamaya geçtiğimizde ama işte DEB'li çocuklar için bunu biraz önemsememiz gerekiyor. İşte bireysel görevler vererek, onun belki işte bir tebeşir almaya gidip gelmesine izin vererek, işte tuvalete gitmek istiyorsa ona biraz daha işte tolerasyon göstererek gibi ya da ev içerisinde de yine çocuğumuza evet tabii ki kurallar, sınırlar her zaman olmalı her çocuk gibi bu çocuklarımız için de ama biraz daha o çocuğun özel yönelik adımlarda atmamız gerekiyor. Evet. Peki bir tedavi yöntemi daha var. Hatta terapi attentioner terapisi. Bununla ilgili neler söyleyebiliriz? Tam olarak ne işe yarıyor? Faydaları bu, var mı? Direkt bir tedavi yöntemi olarak diyemeyiz belki ama işte ilaç tedavisiyle birlikte kullanabildiğimiz davranışçı bir terapi yöntemi. Evet. Bu oturumlardan oluşan yapılandırılmış bir terapi yöntemi, bir eğitim yöntemi. Çocuk işte birinci oturumdan son oturumumuza kadar, tabii kullandığımız tek yöntem de bu değil. Hani belki şu an günümüzde biraz daha ön plana çıkan bir yöntem olduğu için. Birinci oturumdan son oturumumuza kadar çocukla çeşitli çalışmalar yapıyoruz. İşte nedir bu çalışmalarımız? Özellikle işte işitsel dikkat, görsel dikkat. Bunların ikisinin birden kullanabildiği. Çünkü şimdi bu çocuklarda evet bir dikkat, bir organize edememe hali var ama bu dikkat dediğimiz şeyin de alt başlıkları var. Bölünmüş dikkat, seçici dikkat, buralarda çocuk nasıl? O yüzden bu oturumlar buralara da odaklanıyor. Yani sen aynı anda hem işte bir şeyi görürken hem de duyarken ikisine birden odaklanabiliyor musun? İşte birini görürken çizik at, öbürünü duyduğunda aklında tut dediğimde bunu yapabiliyor musun? Çocukların bu yeteneklerini, bu becerilerini, bu bilişsel kapasitelerini geliştirmeye çalışıyoruz aslında. Attentioner terapisi de başka yöntemlerde de olduğu gibi ilaçla birlikte DEB'li bir çocuğun bir adım daha en azından eğitim anlamında da daha böyle dikkat çalışmalarıyla birlikte bir adım öne gitmesini çalışıyor. Aynı zamanda hafıza çalışmaları da çok önemli bir yerde. Çünkü bir unutkanlık da var ortada bir semptom olarak. İşte çocuğun montunu unutup eve gelmesi, okulda mont bırakıyor mesela. İşte soğuk olmasına rağmen onu giyip çıkacağı aklına gelmiyor. Ya da ödev veriliyor ama okulda kalmış o sayfalar ve hafta sonu o ödevi yapamayacak gibi. Bu yüzden hem bir sorumluluk vermeye çalıştığımız bir program, bir terapi çeşidi. Hem de hem hafıza hem de dikkati geliştirmeye çalıştığımız bir yöntem. Evet. Yani tüm bu belirtiler mesela bir çocukta bu sorunun olduğunu anlamamız için bunun sıklığı ne olmalı? Mesela bu unutkanlığının sıklığı için bir zaman söyleyebilir miyiz ya da işte dikkatsizliğinin sıklığı için?
Yani sadece belli başlı sırf unutuyor diye işte dikkat eksikliği var diyemeyiz. İşte az önce DSM hakkında da konuştuk. Oradaki kriterleri de sağlıyor olması gerekiyor. Bu bizim için bir semptom, bir belirti olarak. İşte çocuk işte o anda kaygılı bir haftası, sınav haftası ya da bambaşka meseleler var ve bir şeyleri unutuyor, ödev yapmak istemiyor. İşte ödevleri kasıtlı olarak okulda unutuyor. Belki yapmak istemiyor. Şimdi bunun altında yatan sebep ne? Çocuk gerçekten ödevi yapmak istemediği için kasıtlı bir şekilde mi unutuyor? Gerçekten mi unutuyor? Ya da gerçekten unutuyorsa niye gerçekten unutuyor? Yani yapmakta zorluk çektiği için evde yaşayacağı o kaosu bildiğinden mi evde unutmak istiyor kasıtlı olarak? Yoksa gerçekten o kağıt bir anda aklından çıktı. Öğretmen evet vermişti ama benim hiç aklıma gelmedi. Onu bıraktım gittim gibi bir süreçte olabilir. Yine o alt metinleri bilmemiz lazım. Evet. Şimdi sorular da yine geliyor. Ben onlara da yer vermek istiyorum. Ara ara sorularımızı yanıtlayacağız. Tuğba Hanım size sorayım o zaman. İzleyicimiz şöyle söylemiş. 13 yaşındaki kızıma dikkat eksikliği teşhisi konuldu. İlaç verdiler ama bu ilaçlar kızımda iştahsızlık yapıp kötü etkiledi. Ben de ilacı bıraktırdım. Şu anda daha iyi. Bundan sonra ne yapmamız gerekiyor? Şimdi ilaçların böyle bazı yan etkileri var. Az önce de belirttiğim gibi iştahsızlık bunlardan bir tanesi olabilir. Ama burada bunu aşmaya çalışacak önlemler de var. Bu annemize bir hekimine tekrar başvurmasını öneririm. Çünkü daha iyi oldu gibi bir ihtimal, yani daha iyi olduysa ya yanlış tanı konmuş olabilir, atlanmış olabilir bir şeyler. Hani doğru çocuk, doğru tanı diyoruz. Bunlar çok önemli. Yani ya da çocuk o zaman desteklenmiyordu bireysel eğitimle vesaire. Son dönemde daha fazla üzerinde durulmaya, desteklenmeye başlamış olduğu için daha iyi bir görüntü ortaya çıkarıyor olabilir. Bunları göz önünde bulundurmak lazım. Yani ilaçlarla ilgili ailelerimizin çok ciddi bir ön yargısı var. Ben şunu açık ve net ailelere söylüyorum. Benim iki çocuğum var. İhtiyaç duyduklarında hiç korkmadan rahatlıkla bu ilacı verebilirim. Çünkü 1950'lerden beri dediğim gibi kullanılan güvenilir ilaçlar bunlar. Bir hekim kontrolünde aralıklı kontrollere devam edilerek ve belli düzenlemeler yapılarak kullanıldığında korkulan senaryolar olmaz. Aksine çocuğun o işlevselliğini yerine koyduğumuz için kapasitesine ulaşmasını, potansiyeline ulaşmasını sağlar. Şöyle işte nereden çıkıyor, nasıl bu kadar yayılıyor bilmiyorum. İşte kısırlık yapar. Kısırlık yapmaz. Bu ilaçlar kısırlık yapmaz. Senelerdir kullanılıyor. Bu insanların çocukları oluyor, büyüdüler. Bağımlılık yapmaz dediğim gibi. Kısırlık yapmaz. Böbreğe, karaciğere dokunmaz. Böyle kaygılar çok oluyor. Şimdi bizim karaciğere, böbreğe dokunan psikiyatri ilaçlarımız var Selva Hanım. Bunlar için kanda bu ilacın düzeyine bakıyoruz. Böbrek fonksiyonlarına, karaciğer fonksiyonlarına bakıyoruz. Ama bu ilaçla ilgili böyle bir sıkıntımız yok. Bazen kalpte taşikardi dediğimiz ritim artışına sebep olabilir. Bununla ilgili de ihtiyaç duyduğumuzda rutin olmamakla beraber kardiyologlardan destek alıyoruz. Çocuğun kontrollerden geçmesini sağladığımız oluyor. Ama işte şöyle diyorum hep anne babalara, milyonda bir kalple ilgili bir problem çıkacak diye %50 depresyon birlikteliği var. Yani bir milyonda birlik bir riski göz önünde bulundurup %50'lik bir problemin içine atmak bu çocuğu ne kadar doğru? Çünkü şimdi şöyle bir şey de çok duyuyorum. Hocam sırf dersleri iyi olacak diye ben çocuğumu ilaçla zehirlemek istemiyorum. Şimdi bir kere dediğimiz gibi bu yaşamın genelini etkileyen bir problem olduğu için derdimiz sadece dersler değil. Ama işin diğer tarafında yani şu anki toplumda kesinlikle okulların tutumu, yani çocuğun derslerinin iyi olması da önemli bir noktada. Çünkü akademik başarı çocuğun benlik algısıyla da iç içe geçiyor. Yani dersleri kötü olan bir çocuğa diğer anneler de işte çocuğunun onunla oynamasını çok istemiyor. Umursamaz, dersleri iyi olmayan, sürekli öğretmenlerin uyardığı bir çocukla kimse çocuğunun arkadaş olmasını istemiyor. Bu çocuğun iyice kendi içine kapanmasına ve yani benle niye oynamıyorlar, bende ne eksiklik var, nerede yetersizlik var gibi bir benlik saygısıyla ilgili dediğim gibi sıkıntıya sebep oluyor. Yani iki uçta ebeveyn görüyoruz. Bir tanesi aşırı akademik başarıyı önemseyen, ne yapabiliriz başka, ne istiyorsanız verin hocam, dersleri iyi olsun, böyle yarış atı gibi koşturulan çocuk profili var şu anda. Bir de işte hocam dersleri hiç önemli değil, hiç yapmasa da olur denilen bir uç var. Aslında burada ortayı, dengeyi bulmak istiyoruz biz.
Evet. Tedavide de ilaç bu noktada çok önemli bir yerde gerçekten. Evet. Yine bu da sorulan sorulara inşallah cevap olmuştur diyelim. Yine epilepsi ile ilgili de bir soru var. 26 yaşında kızım var. Küçüklükte epilepsi geçirdi. Dikkat eksikliği var ama bu epilepsiden dolayı ilaç vermediler. Okul hayatında çok zorlanıyor. Ne yapabiliriz? Hı hı. Diye iletmişti. Şimdi epilepsi ile ilgili biz mutlaka çocuk nörologlarından bir destek alıyoruz. Yani çünkü bu ilaçlar zaman zaman nöbet eşiğini düşürme riskleri olabiliyor. Her çocuk için, her epilepsi için geçerli değil bu. Ama çok aktif nöbetleri olan, hı hı, bu anlamda işte EEG'leri çok bozuk olan çocuklarda çocuk nöroloğunun aslında iznini istiyoruz. Bir işbirliği halinde ilerliyoruz. Hani bu kızımızla ilgili bir şekilde belki epilepsi çok ileri olabilir. Epilepsinin kendisi de, nöbetlerin kendisi de akademik olarak zorlayıcı olabilir. Hani o beynin bu yaşadığı bu problem de bu derslerde zorlanmaya sebep olabilir. Detaylı değerlendirilmesi gereken bir grup aslında epilepsi ve dikkat eksikliği. Çünkü birliktelik de sık gösterir maalesef. Evet, birliktelik de gösterir. O anlamda orada bütüncül bir tedavi gerekir. Hani belki eğer nöbetler çok ciddiyse, ilaç gerçekten hiçbir şekilde kullanılamıyorsa, o zaman şöyle daha hocamın anlattığı davranışçı yöntemler, bir şekilde ek patolojiler oluştuysa depresyon, kaygı gibi bunlarla ilgili müdahaleler, hani o çocuğun, o gencin hayatını kolaylaştıracak adımlarla bir şekilde süreci götürmeye çalışıyoruz. Yani ilaç kullanamıyor diye o çocuğu orada bırakmıyoruz kesinlikle. Bununla ilgili gerçekten çok fazla soru geliyor. Biz yine ilerleyen dakikalarda o sorulardan paylaşacağız ama şimdi doğru bilinen yanlışlara geçelim istiyorum, hı hı, biraz da artık. Sorumuzu son kez sormuş olduk. Cevaplar da hala gelmeye devam ediyor. Programın sonunda kazananların listesini sizlerle paylaşacağız. Şimdi dikkat eksikliğine dair doğru bilinen yanlışlar var. Özellikle bunlar sıklıkla yanlış bilindiği için biz bunları sizlerle paylaşmak istiyoruz. Ekranları da gelecektir. Şimdi bir tanesi mesela büyüyünce geçer algısı. Hı hı. Bunun yanlış olduğunu ama böyle bir yanlışlığın da yayıldığını da biliyoruz. Aynı zamanda doğrusunun tedaviyle işlevselliğinin korunduğunu söylüyoruz. Hı hı. Burada nasıl bir yaklaşım getiriyoruz? Şöyle, hani büyüyünce düzelir, istese yapar. Bunlar ancak sorunu daha fazla kökleştirdiğini, derinlere ittiğini ve o kişinin o şekilde kabullenmesine sebep olduğunu sık sık hatırlatıyoruz. Büyüyünce geçmek gibi bir şey, evet, belirtilerin şiddeti azalabilir ama çekirdek semptomları devam etme eğilimindedir. O yüzden mutlaka tedaviyle işlevselliği korumamız gerekli. Yakın zamanda bir çocuk gördüm, evet, YKS'ye girecek. Hatta artık zihinsel kapasitesiyle ilgili bir sorun mu var diye gönderilmiş. Parlak zeka çıktı yapılan testte, ama denemeleri çok fena, çok kötü. Çocuğun zeka problemi yok ama akademik durumu çok kötü ve depresif belirtileri var. O yüzden diyoruz ki DB büyüyünce geçer değil, tedaviyle işlevselliği korumak zorundayız. Evet, bir sonrakine bakalım o zaman. Şüheda Hanım'a sorayım onu da. Hı hı. Yanlış bilinen DEHB'li tüm çocuklar hareketlidir. Hı hı. Aslında sorumuzun cevabını da vermiş olduk, evet, bu arada burada. O zaman sorumuzun cevabını vereyim. Kazananların listesinde programın artık son dakikalarında ben sizlerle paylaşacağım. Soru sormuştuk. Ekranlara gelecektir birazdan. Dikkat eksikliğiyle ilgili doğru bilgi hangisidir diye. Cevabımız, dikkat eksikliğine sahip çocuklar dikkatini sevdiği şeylere verebilir olacaktı. Şimdi burada da onunla bağlantılı olarak cevaplar var tabii ki. Doğru cevabı verdim ama B seçeneği de yanlıştı. Onu da bildirdiğimiz için artık cevabı vermek durumundaydım. Şimdi hiperaktivite şart değildir diyor. Doğrusu bu mu? Şöyle, şimdi tüm çocuklar hareketlidir yanlış bir algı. Bilinilen ama işte maalesef ki çok öyle görmediğimiz bir şey. Evet. İşte ilk başlarda da söylediğim gibi belki okul öncesi dönemde olmak zorunda da değil. Yine altını çizmek lazım ama okul öncesi dönemde belki biraz daha hareketli olarak görebiliyoruz çocukları. Daha hiperaktivitesi yüksekmiş gibi yüksek de olabilir. Öyle de algılayabiliriz ama yaş ilerledikçe, ergenlik dönemine geldikçe bu hareketlilik zaten daha durulacak.
olarak daha azalacak. Özellikle yetişkinlik döneminde zaten öyle bir tablo çok görmeyeceğiz. Buna ek olarak zaten tanı kriterlerinde de yine ilk başta söylediğimiz gibi 3 tip olduğu için bir dikkat eksikliği görülen, bir hiperaktivitesi görülen, bir de ikisinin birlikte göründüğü. O yüzden her dikkat eksikliği yaşayan bireyde, çocukta ya da yetişkinde fark etmez, hareketli olmak zorunda. Yani diğer insanlara göre daha belirgin bir hareket olmak zorunda değil. Evet. Hiperaktivite hiçbir zaman şart değildir bu tanıyı almak için. Evet. Sorumuzun yanlış cevaplarını vermiştik az önce. Şimdi doğru cevabını tekrar veriyoruz. Bu probleme sahip kişi hiçbir şeye dikkatini veremez. Yanlış bilgi. Ama doğru bilgimiz sevdiği şeylere dikkatini verebilir. Sevdiğimiz şeylere hepimiz dikkat verebiliyoruz değil mi? Hatta hiperfokus olabilir. Evet. Yani şöyle şeyler duyuyorum mesela bu bireysel bu çocuklara destek veren öğretmenlerden. Hocam bazen benim göremediğimi görüyor. Yani benim dikkat edemediğim, soruda dikkat edemediğim farklı bir bakış açıları olabiliyor bu çocukların. Hiperfokus olabiliyorlar. O yüzden hani aileler şunu çok söyler. Ya hocam ne dikkat eksikliği, bir koyun oyunun başına bakın ne güzel dikkatini veriyor. Ya da sevdiği bir şey olsun ne kadar güzel dikkatini veriyor. Zaten olması gereken söylediğimiz, beklediğimiz de tam olarak bu aslında. Evet. Bu arada sorularımız da gelmeye devam ediyor. Ben onları yine yanıtlayalım isteyeceğim. Başka tabii soruların da cevaplarını vermiş oluyoruz bir şekilde aslında. Şimdi yine tedaviyle ilgili sorular var ve bunu çok sonra fark etmiş kişiler de var aslında. Şimdi başka hastalıklarla bağlantılı olabileceğini de söylemiştim. Mesela bir sorumuz gelmiş. 60 yaşında bir beyefendi sanırım. Dikkat eksikliğinden muzdarip, onda da kızında da varmış. Kızı 34 yaşındaymış. Şu anda okuyormuş, psikolog olsun istiyormuş ama derslerinde sorun yaşıyor. Ve ben de Kur'an-ı Kerim okuyorum, harfte atlama yapıyorum, mesaj yazarken eksik yazıyorum. Aklımdan geçiyor, yazmayı unutuyorum. Kızımda demir eksikliği var, feritin düşük demiş. Bunlarla bağlantısı var mı? Şimdi kesinlikle var. Dediğim gibi demir tam da bu dikkatin alt bileşenlerinde enzimlerin çalışmasını sağlayan minerallerden bir tanesi. Biz zaten rutin olarak tahlillere bakmaya çalışıyoruz. Yani yakın zamanda yapılmadıysa demir, B12, hemograma bakıyoruz, tiroid hormonlarına bakıyoruz. O yüzden demir eksikliği varsa bu yerine konulmalı. Ama demir eksikliğine ek olarak dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu olabilir. Babada da benzer belirtiler var. Çünkü genetik geçişli bir şey. İşte bir şekilde okuduğunu anlama ve bu hatalar hani bir öğrenme güçlüğü temeli olabileceğini düşündürüyor. Bunların hepsini incelemek ve bir yol çizmek lazım. Çünkü hayat zaten zor. İnsanlar bir şeyleri yapmaya gerçekten zaman ayırmakta zorlanıyorlar. Yani kitap okumaya zaman ayırmak zor. Sosyal ilişkiler kurmak artık eskisi gibi kolay değil. Şimdi dürtüselseniz, bir şekilde planlama becerileriniz kötüyse arkadaşlık ilişkileriniz bozuluyor. Anne babalara hep şunu söylüyorum, özellikle annelere. Diyorum ki şöyle düşünün, bir apartmanda yaşıyorsunuz. Komşular sizle konuşmuyor. Toplanıyorlar, size haber vermiyorlar. Eşiniz geliyor, akşam sürekli sizi eleştiriyor. Bunu niye böyle yaptın, bunu niye böyle yaptın? Bu sizi nasıl etkiler? Çocuklar da aslında bunu yaşayabiliyorlar. O yüzden bu noktada beyefendinin hem kendisiyle ilgili hem kızıyla ilgili bir erişkin psikiyatrisine başvurmasını, buna sebep olacak başka belirtiler var mı? Çocukluktan beri gelen belirtiler mi? Nörogelişimsel bir problem mi bu? Yoksa işte başka bahsettiğimiz komorbid hastalıkların oluşturduğu zeminde bir dikkat eksikliği ve odaklanma problemi mi? Bunların detaylandırması, ona göre de bir tedavi programının yapılması lazım. Çünkü mesela kızı işte bir lisans programındaysa ya da bir şekilde bir çaba gösteriyorsa verdiği çabanın karşılığını alamamak, zihinsel kapasitesiyle ilgili de bir problem yoksa kişiyi demoralize eden ve işte o akademik kariyeri orada bırakmak, devam etmek istememek gibi ciddi maliyetlere sebep olabilir. Bu anlamda dikkatli olmak lazım, üzerinde durmak lazım açıkçası. Evet, dediğiniz gibi psikolojik anlamda da insanı çöküntüye uğratabilir. Kesinlikle. Böyle sonuçlar ya da emeğinin karşılığını alamamak diyelim. Yine bir sorumuz daha var. Onu da iletmek isterim. 13 yaşında bir erkek çocuğu için yazıyor izleyicimiz. Yine dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu teşhisi konulmuş. Arkadaşlarıyla olumlu iletişim kuramıyor. Nasıl yardımcı olabiliriz demiş şu Eda.
İşte yaşanılan sosyal ve ilişkisel anlamdaki zorluklardan bir tanesi de tam olarak böyle bir tablo aslında. Hı hı. Çocukluk çağından itibaren belki şimdi ortaya çıkan bir şey değil, belki de o okul öncesi, ilkokul döneminden itibaren yaşadıkları bir olay olabilir. Tabii kişi bazında bakmak lazım ama akranlarla ilişkilerde zaten bir sorun yaşama. Özellikle ergen yaşlara gelince, 13 yaş bunun için çok müsait bir yaş. Hı hı. Bu ergen yaşlara gelindiğinde akranlarla ilişkilerde zorluk, hatta aileyle ya da yakın çevreyle olan ilişkilerde zorluk maalesef ki çok yaygın bir şekilde görülüyor. Evet. Böyle çok anlaşılır bir şekilde söylemek lazım. Hı. Hani aynı dili konuşmuyorlar gibi söyleyebiliriz aslında. Baktıkları çerçeve bambaşka, ilgi alanlar bambaşka, onlar başka bir şeye odaklanırken bambaşka bir yerde olabiliyor çocuklar. O yüzden bu tarz ilişkiler de çok yıpranıyor. İşte az önce Tuğba'cığımın da söylediği gibi akademik olarak bakamayız sadece olaya. Evet, bu ciddi bir boyut. Kişinin hayatı boyunca etkilenen bir durumu devam ettiriyor. Sadece ders anlamında değil, işte az önce söylediğimiz gibi iş anlamında da. Ama tüm bunları bir kenara bırakırsak bir ilişkisel boyut da var. Buralarda yara alıyor olmak demek, buralarda zorlanıyor olmak demek duygusal olarak bizi yıpratıyor zaten. Şimdi 13 yaşındaki bir çocuk için, ergenlik dönemindeki biri için en kıymetli olan, en merkezde olan arkadaştır. Kesinlikle. Aile bile bir artık daha geride planda kalır. Evet. O ilkokul dönemindeki ailenin merkezi olduğu yer artık bitti. Arkadaşlar çok önemli. Onların ne söylediği, işte sana nasıl baktığı, sana nasıl davrandığı, işte dışarı bir kafeye giderken onu çağrılıp senin çağrılmaman, işte evde biri parti yapıyorsa oraya gidecekse doğum gününe davet edilmemek. Bunlar çok ciddi benlik saygısında düşmelere neden oluyor maalesef. Bir yaralanmalara neden oluyor. Bu yüzden bu çocuklar işte ister ergenlikte olsun, özellikle ergenlikte, isterse yetişkinlik dönemine geldiklerinde maalesef böyle peş peşe eklenerek kümülatif bir şekilde devam ediyor. Ve bunlar işte başka meselelere neden olabiliyor. Depresyon gibi, kaygı bozuklukları gibi, duygu durum bozuklukları gibi, işte sosyal hayattan çekilme, yalnız kalma isteği, ama yalnız kalmak da bilinçli bir istek değil, mecburiyet aslında. Yani ergenlikte belirti olarak, ergenlik kısmını çok konuşamamıştık. Hı hı. Ergenlikte belirti olarak daha çok duygusal belirtiler mi görüyoruz? Evet, çünkü her anlamda dikkat eksikliği olsun olmasın zor bir dönem olduğu için, o bir geçiş süreci olduğu için ne çocuk ne yetişkin tam arada bir dönem. Zaten hormonlar bu durumda baskın geliyor. Zorlandığımız bir dönem, üstüne üstlük bir de böyle bir şeyle uğraşıyor olmak ve akranlar tarafından da böyle bir, hatta zorbalığa doğru ilerleyebilir bile bu durum. Böyle bir şeyle uğraşıyor olmak daha çok yaralar kişiyi. O yüzden de ilişkiler, bizim en çok ilişki kurmaya başladığımız dönem ergenlik olduğu için, şimdi ilkokul döneminde daha böyle oyun çağı, oyun oynuyoruz. İşte çok fazla iletişim halinde değiliz. Daha merkezde ailemiz var. Ama işte ergenliğe geldiğimizde artık arkadaşlar çok önemli. Artık bir sosyal hayata geçiş yapıyoruz. Bu sosyal hayata da tam anlamıyla geçemiyoruz aslında. Çünkü bir şeyler engel oluyor. Bir şeyler bizi daha böyle içimize kapanmamıza neden oluyor. Evet. Çünkü çok tercih edilen kişi değiliz. Çok aranan kişi değiliz. Ve bu da tabii ki her bireyde, her yaşta olabileceği gibi. Ama özellikle ergenlik döneminde gördüğümüz en büyük belirtilerden bir tanesi de bu. İlişkilerin bozulmaya başlaması. Evet, yani dediğimiz gibi çağ olarak farklı belirti, hı-hı, ve sonuçlar gösteriyor. İşte çocuklukta daha farklı, ergenlikte, yetişkinlikte daha farklı sonuçlarla karşılaşıyoruz. Aslında hepsinin belirtilerini anlattık. Tedavi yöntemlerini söylemeye çalıştık. Yine bağımlılıkla ilgili bir sorum daha var. Onu da ileteceğim ama şimdi kazanan izleyicilerimizin listesi geldi. Ben birazdan kazanan izleyicilerimizin listesini paylaşacağım. Onlara bir eğitim hediye ediyoruz. Eğitimin günü ve saati size bildirilecek. Bir link üzerinden eğitime katılabileceksiniz. Şimdi ben o isimleri okumak istiyorum. Kazanan isimlerimizi. Sorumuzu doğru yanıtladılar ve eğitime hak kazandılar. Feyza Arpacık, Münevver Taş, Gürkan Bulut, Rabia Kaçar, Müjde Sokakbaşı, Kübra Gül, Emine Selçuk, Banu Bulan, Fatma Betül Kılınç, Kadir Güer, Feyza Aydın, Ecem Yokuş, Ayşegül Sır, Gülsüm Şahin, Nagihan Yığın, Sibel Telay Sarıoğlu, Feyza Aydın, Nilgül Nişancı, Sena Yeşilyurt, Berna Karaman ve Ayşegül Tezel. Teşekkür ediyoruz. 20 kişi bizden eğitim kazandı. Hı hı. Bilgileri arkadaşlarımız sizlere telefonlarımızdan iletecekler. Oradan yine iletişim sağlayabilirsiniz. Bunu da hatırlatmış olduk. Artık programımızın sonuna doğru da yaklaştık. Ben yine söylemek isterim. Birçok problemi konuşuyoruz. Eğitime
işte katkısı olan veyahut da eğitime engel oluşturan durumları konuşuyoruz. Özellikle her şey çocukların üzerinden yönleniyor. Çünkü 0-6 yaş dönemi bütün çağ boyunca, bütün yetişkinliğimiz boyunca en önemli olan dönem. O yüzden birçok bölüm yaptık. Yaklaşık 95 bölüm yaptık. Bütün bölümlere YouTube hesabımızdan ulaşabilirsiniz. Eğitim Atölyesi yazarak o bölümleri izleyebilirsiniz. Farklı birçok başlık var. Dikkatinizi çeken, izlemek istediğiniz bölümleri izleyebilirsiniz. Biz yine eğitimler hediye etmeye devam edeceğiz. Farklı konularla karşınızda olacağız sonraki haftalarda. Yine farklı konular ve sorularla birlikte o soruları sizlere ileteceğiz. Yine eğitim hediye edeceğiz. Bazı zaman kitap hediye edeceğiz. Bu durumlar değişebilir. Her hafta bizleri izliyor olursanız inşallah faydalanabilirsiniz. Hem konuştuklarımızdan hem hediye ettiğimiz eğitimlerden diyelim. Şimdi son olarak vücuda zararlı mı ve bağımlılık yapar mı diye sorular da geliyor. Onları da cevaplayarak programa veda edelim. Şöyle, vücuda zarar verir mi derken işte tek tek dediğim gibi bazı aileler karaciğere zarar verir mi, böbreğe zarar verir mi, beyni eritir mi, beyni çürütür mü, uyuşturur mu? Şimdi zaten uyuşturma meselesi çok hani anlattıklarımızla ters bir şey. Tam tersi, biz bu çocukların dikkatini odaklamasını, daha uyanık, daha dikkatini vermesi gereken şeye vermesi için bu ilacı verdiğimiz için kesinlikle uyuşturmaz. Bazen anneanneler, dedeler, babaanneler muayeneye geliyorlar. Hocam içimiz gidiyor, çok ağırlaştı sanki, donuklaştı. Hı hı. Zaman zaman ilaçların böyle hani çocukta böyle hani donukluk gibi değerlendirilen bir tablo ailelerin çok böyle rahatsız olduğu bir durum olabiliyor ama aslında o çocuğun o kadar çok hareketli oluşuna alışmışlar ki normal hali bazen onlara çok durgunluk gibi geliyor. Hı hı. Yani biz çocuk ergen psikiyatristleri olarak programın başında da söyledim. Aslında hareketli çocuk seviyoruz. Merak eden, araştıran, kurcalayan çocuk iyi çocuktur. Durgun çocuğun altında daha çok psikopatoloji yatar. Hmm. Durgun, hiç yerinden kalkmıyor, hiçbir şeyi merak etmiyor, kimseyle temas kurmuyor. Bu bizi daha çok korkutur. Ama hiperaktivitede istemediğimiz şey bu çocuklar sık kaza yapıyorlar mesela. Hmm. Bazen işte şöyle yani devlet... deyken özellikle özel muayenehaneye geçmeden bunu çok görüyordum. Şöyle bir şey diyor anne. Diyorum ki hiç daha önce kaza geçirdi mi? Hocam birinci kattan düştü, araba çarptı, bir kere kolu alçıya girdi falan. Bu kadar ciddi kazalara sebep olabiliyor bu durum. O yüzden hani bunun üzerinde gerçekten durmak lazım. Ciddi bir problem bu. Ve o yavaşlama, ağırlaşma, beyni uyuşturma muhabbeti, ailelerin çok üzerinde durduğu durum dediğim gibi olan bilimsel bir gerçek değil. Az önce verdiğim örnekte olduğu gibi hani 180 hızıyla otobanda giden bir çocuk bir yere toslayabilir. Onun hızını 40'a indirmek gibi bir derdimiz yok. Bu istediğimiz bir şey de değil. Normal hıza getirmek istiyoruz aslında. O yüzden hani karaciğer böbreğe zarar vermez, bağımlılık yapmaz, beyni çürütmez, beyni uyuşturmaz, kısırlık yapmaz. Uzun yıllar kullanılmasında hiçbir problem yoktur çocuğun ihtiyacına göre. Bunları söyleyebilirim. Bir de şimdi aklıma şey geldi. Bizim cümle tamamlama testlerimiz var Selva Hanım. Şöyle bir şey bu. Yetişkinlere de uygulanır, çocuklara da. Keşke nokta nokta nokta. Ben küçükken nokta nokta nokta. Çocuk ilk aklına geleni yazar. İşte keşke arkadaşlarım beni sevseydi. Keşke işte mutlu olsaydım ya da işte daha başarılı olsaydım ya da annem nokta 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 annemi bu kadar üzmeseydim gibi böyle çocukların kendileriyle algılarını, kendileriyle ilgili algılarını bozacak durumların olması psikiyatristler olarak bizi çok üzüyor. Çünkü sonrasında bunlarla baş etmek daha zor oluyor. Eğitim programı dediniz. Çok güzel bir nokta aslında dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğunu konuşma kararı vermeniz. Çünkü eğitimi de baltaladığı için yani 11. sınıfta gelen çocuk ilaç verdik. Belirgin fark oldu ama bilgi açığını ne yapacağız? Yani bu kadar senedir çocuk bir şeyleri öğrenemedi, ilaç bilgi aşılamaz beyne. Yani o dikkati toplar ama o açıkta kalan kısmı toparlamak belki zor olabiliyor gerçekten. Evet, çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık. Size de teşekkür ediyorum. Çok faydalı bilgiler verdiniz. Gerçekten programımız 2 saat ama yoğun geçiyor. Yani böyle konuların üzerinde durulması gerektiğini düşünüyorum. Kazananlar listemizi de ekranlarda paylaştık. Kaçıranlar olmuşsa eğer bu bölüm YouTube'a yüklenecek. Eğitim Atölyesi yazarak bu bölüme ulaşabilirsiniz, dinleyebilirsiniz. İlginizi çeken kısımları diyelim.
Tekrardan teşekkürler. Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğunu konuştuk. Tedavi yöntemleri var mı? Belirtileri neler? Sizlerle paylaşmaya çalıştık. Yeni bir bölümde görüşünceye dek kendinize iyi bakın.